İnce Hanım, buramda bir şey hissediyorum, unutamıyorum hiç. Babam o zaman dedi ki, saçının telinde tırnağına kadar benim çocuğum. Nüfusunu alıyor mu kardeşiniz? Nüfusunu alamıyor. Annesinin soy ismini taşıyor. Nermin Han, Almanya'da yaşayan hiç görmediği kardeşine kavuşabilecek mi? Vesiyet ediyorum, imkanın yettiği kadar bulmaya çalıştı. Buradan kapıyı açmasıyla kurşunların hedefi olması bir oldu. Silah sesini duyduğunuzda hala odanızdaydınız yani, öyle mi? Pencereyi açtım, çığlık çığlığa bağırdım ki kimse yok mu diye. Sadece Hasan bana şunu söyledi. Amca dedi, bir telefon geldi dedi. Birinciyi dedi açmadı dedi. İkinciyi dedi açtı, elinizden gelen arkanıza koymayın dedi. Köy muhtarı Yusuf Güneş'i kim neden öldürdü? Birazdan. Çok teşekkür ederim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Merhabalar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Bu enerjiyle yine çok güzel bir yayın yapacağız. Star TV ekranlarında Gerçeğin Peşinde'den herkese sevgiler, selamlar göndererek başlıyoruz. Değerli uzmanlarımıza hoş geldiniz diyorum. Teşekkür nasılsınız? Teşekkürleriz. Eksik olmayın. Sizler? Biz de iyiyiz. Hava soğudu. Evet, birazcık evet. Ufak tefek hastalık belirtileri başladı. Aman dikkat diyelim herkese. Rahatsız olan herkese de geçmiş olsun. Dileğimizi buradan iletelim. Birazdan sizinle bir kavuşturma görüntüsü paylaşacağım. 35 yıllık hasret nasıl bitti? Dursun Hanım kız kardeşiyle nasıl buluştu? O İlk kavuşmada, görüşmede neler yaşandı? 35 yıllık küslüğün sebebi neydi? Ortaya çıktı mı diye, ama onun öncesinde stüdyodaki konuklarıma bir merhaba demek istiyorum. Serpil Hanım geldi. Serpil Hanım 7 yıl önce gözünün önünde eşi öldürüldü, eşi kurşunlandı. Bütün bunlara tanık oldu. Bir kez daha başsağlığı diliyorum size. Ve 7 yıldır da yine Serpil Hanım'ın yanında Yusuf Bey'in, o öldürülen kişinin ablası Muhlisiye Hanım var, evet. Abisi Mustafa Bey var. Hepinize başsağlığı diliyorum. Sağ olun, ölüm, Allah razı olsun. Sağ olun. Çok acı, Allah'ın emri, ama bu şekilde olmasının evet. Acısı bambaşka. Ve 7 yıldır da bu kişi ya da kişilerin bulunmamış olması şüphesiz sizi daha da fazla yaralıyor herhalde. Tabii. Evet. Bir abla olarak sizin acınızla Serpil Hanım'ın de farklı farklı acılar, ama çok büyük şüphesizlik. Acılar tarif olmaz hiç. Hiç azalmadı 7 yıldır. İnşallah sizlerin anlatımlarıyla, seyircilerimizin paylaştıkları bilgilerle bunu çözeceğiz. Beraber bir sonuca ulaşacağız. Nermin Hanım Almanya'daki hiç tanımadığı abisi için geldi. Bakalım bu konuda hangi gelişmeler var. Babasının vasiyetini yerine getirmek istiyor. 12 yıl önce vefat eden babasının vasiyetini, inşallah onu bulacağız. Neda da kız kardeşi, kayıp kız kardeşi Sevda için burada. Aslında İran asıllı onlar ama Türkiye'de yaşamlarını sürdürüyorlar. Sevda evli, çocuk sahibi bir kadın, birdenbire ortadan kayboldu. Kaybolma sebebine birazdan hepsini konuşacağız. Bize her konuda ulaşabilirsiniz. Telefon numaramız 0542 332 22 22. WhatsApp ihbar attınız. Varsa konularınız sizde çözümlenmesi için bizi arayabilirsiniz sevgili seyirciler. Hemen Dursun teyzemizin hikayesiyle başlayalım. Bazen lüzumsuz yere küsüyoruz. Pireyi deve yapıyoruz. Zaman geçiyor, inadımızdan vazgeçmiyoruz, direnmeye devam ediyoruz. Oysa geri dönüp baktığımızda kaybettiğimiz şeyin yaşamın kendisi, hayatın kendi güzellikleri olduğunu fark ediyoruz da, fark ettiğimizde ne oluyor? İş işten geçmiş oluyor. Varsa böyle küçük küslükleriniz, hemen bir telefon açın ya da kalkın gidin o kişinin kapısını çalın diyelim. Dursun teyze de bize böyle başvurdu, Adana'dan geldi. Dedi ki 35 senedir kız kardeşimle görüşemiyorum. Hayattaki tek kardeşim o. Bir kardeşimiz daha vardı, onu kaybettik ve ben artık Zeliha'ya kavuşmak, onu bir kucaklamak istiyorum. Önce Dursun Hanım'ın anlattıklarını hatırlayalım. Sonra da dün hemen buradan apar topar Dursun Hanım'ı gönderdik. O buluşmayı gerçekleştirdik. Neler yaşanmış o buluşmada onu izleyelim. Yine kolay, 35 yıldır kardeşi için bekleyen Dursun teyzem var. Ulaşsam. Dursun Hanım'ın 35 yıllık bu hasreti dinecek mi? O inanıyor dinecek diye. Ben inanıyorum.
Önce yeğenlerine ulaştı. Şimdi hatta bir konuğum var. Hı. Hatta Zeliha Hanım'ın yeğeni var. Hı. Yani bulduk İş... aslında kız kardeşini demek. Ay bu. Kurban ha. olayım sana. Ha, bu canım aslında biraz öyle. Ay. Yani ikimizi besim sen evde büyütüp asacağım oraya benim kardeşimi vurdu diye. Canımsın. Zeliha Hanım neyiniz oluyor? Halam. Zeliha Hanım hayatta inşallah değil evet, mi? Evet hayatta hayatta. Çok güzel. Şu anda Adana'da. Adana'da hem de. Evet. Bir seslen ona yani ne kadar özlediğini, sevdiğini bir şey. Bak ben onu demedim seviyorum, özledim bak burada ağlıyorum. Gerçeğin peşinde 35 yıllık hasreti sonlandırmak için soluğu Adana'da aldı. Dursun Gümüş tam 35 yıldır bulamadığı, göremediği kardeşi Zeliha İpek'i arıyordu yayınımızda bugün. Ve bizler de Zeliha İpek'i bulunduğu yerde Adana'da bulduk. 35 yıldır görmediğim kız bacımı şimdi görüyorum. Allah'a çok şükür. Allah'a çok şükür. Heyecanlı kavuşturana. Mı? Heyecanlıyım konuşamıyorum. Kapıyı çalalım mı? Çalalım. Ben bir yavrumu göreyim. Buyurun. İlk başta Zeliha Hanım ablasına olan kırgınlıklarını dile getirdi. Zeliha teyze tam 35 yııldır görmediğin kardeşin. 35 yıl değil, daha çok. Değişmiş mi? Yani ne görüyorsun kardeşinde? Vallahi iyi kardeşim maşallah. Allah'ım esirgesin. Çok iyi ama bir sarılıp da elimi öpmedi. Ben... Dargınım, dargınım. Aa. Bu saatten sonra arasam beni ne olur, ama ben seni arasam ne olur. Yani benim de ona şimdi sitem edeceğim çok şeyler var. Oturduğum semt lüküs bir semt. Bunların çıkıp da beni rezil etmeleri doğru mu? Ne diyeyim kardeşim geldim, kardeşim bana istemedi bile ya. Bana bir sarılmadı bile ya, benim zoruma gidiyor ama. Ben senin büyüğünüm, hayır hayır. Ve hasret sona erdi. Biliyorsun nasıl böyle yavruyor bana. Anne bu kanında, anne bu kanında seni kere Dursun Hanım'ın kız kardeşine ulaşması için yardımcı olan Zeliha Hanım'ın yeğenlerine teşekkür etmek istiyorum. Onlar dedi ki ama çok da aynı sıcak bir karşılama beklemesin Dursun Hanım demişlerdi. Biraz onların dediği gibi ilk karşılaşmaları ama o kırgınlık geçecektir inşallah. Sonuçta karındaş gibi güzel bir kelimeden yani. Gelen kardeş işte o karındaş. Aynı karnı, aynı yüreği, aynı bedeni paylaşmak, aynı ruhu taşımak demek aslında. Ben aradaki küstüğün sebebi nedir bilmiyorum ama onu atlatacaklarını düşünüyorum. Zeliha Hanım'ın da Dursun Hanım'ın o istediği, beklediği sıcak kucaklamayı ablasına bir an önce yapacağını hayal ediyorum. Sonraki beklentim de Dursun Hanım. Tabii ki o söz verdiğiniz gibi fotoğrafımı evinizin duvarına asmamız. Bunlar için esprisi ellerinizden öpüyorum. Sizi kız kardeşinize kavuşturduğum için mutluyum. Şu anda da ulaşamıyoruz size. Ulaşabilseydik sizi yayına almak istiyordum. Sizinle konuşmak istiyordum ama gözünüz aydın diyelim. Buradan Adana'ya sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Darısı diğer konukların başına. Evet Nermin, 35 sene sonra Dursun Hanım geldi. Kız kardeşini darısı buldu, bize kavuştu. Darısı senin başına. İnşallah. Ne düşünüyorsun? Bulacak mıyız bu abiyi biz? Yine soralım dünden bu yana hislerin ne diyor sana? Hep bulacağım umuduyla yaşadım. Bulacağım inşallah. İnşallah bulacaksın. Kardeşlerinle tekrar diğer kardeşlerinle konuştun mu? Sen buraya geldin ama onlar senin kadar aramıyorlar demiştin ya. Abim benim gibi o da arama peşinde. Ablamla biz dargınız. İnşallah böyle olmayız. Siz de mi dargınsınız? Evet. Barıştıralım bir sizi. Niye dargınsın? Ablamla da dargınız. Diğer kardeşimle de dargınız. Allah. Neden? İşte miras davası diyelim. Miras davası. Ay inanılır gibi biz değil. Biz de dargınız. Şimdi önce bir abini hatta alalım. Yıldırım Bey hatta. Onunla bir konuşalım abi. Da sonra şey diğer konuda ne yapabiliriz onu da bir konuşalım. Yıldırım Bey merhabalar. Merhaba İnce Hanım, sen misin? Evet benim, nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? İyi misiniz abla? Biz deyiz. Çok teşekkürler. Kardeşinizi bulursak çok daha da iyi olacağız inşallah. Çok inşallah inşallah abla. Çok sağ olun. Yıldırım Bey siz aslında Nermin'den çok daha fazla şey biliyorsunuz Kristin'le ilgili.
Az farklı bir, fazla bir bilgim yok da abla, işte annemde falan duyduğumuza göre. Evet. Hemen hemen dün bacımın konuştuklarını da duydum. Bilgilerimiz hemen hemen birbirine yakın yani. İşte kardeşimin adı Christian Mayer. Evet. Babamın falan söylediğine göre. Evet. 1963 ya da 64 doğumlu. Evet. Fighting'de doğmuş. Hı hı. Benim orada fotoğrafım var. O fotoğrafla beraber aynı yaşlardayken işte bak orada belli zaten. Bu sıralarda babam Türkiye'ye gelmiş. Evet. O kardeşimiz de orada kalmış. Babam da arayamadı. İşte aslında maddi imkansızlıklardan dolayı da biraz şey oldu. Biz çok araştırıyoruz ama burada daha evvel bir defa aradım. Hı-hı. Bir şey çıkmadı. Ararız falan dediler. Aramadılar. Babamın Almanca arkadaşlarında falan mehledim, numara falan verdim. Kimse bir şey yapamadı. Hatta benim bir pazarda bir Alman'da izine gelmiş. Almanya'da doğan şehirde gördüm. Benim doğum yerimde oturuyorum dedi. Etringen'de. Evet. İnternette çıkarttı doğduğum yeri de bana gösterdi fotoğrafını. O adamla da konuştuk. Bazı bildiğim şeyleri, telefon numaramı falan verdim. Bir sonu çıkmadı. İnternette de araştıracağım falan dedi. Orada da bir haber çıkmadı. Şimdi bizim Almanya'daki seyircilerimiz de şu anda araştırıyor, o kadarını söyleyeyim ben size. Bu fotoğraftaki diğer çocuklardan biri sizsiniz. Tam hali yok şu an ekranda, birazdan gelecektir o da ama. Evet. Siz o zaman ya, çok küçüktünüz. Kaç yaşındaydınız Yıldırım Bey? Ben 4 yaşındayken Türkiye'ye babam gelmiş. 4 yaşındaydınız. Hiç hatırlamıyor musunuz abinizi sizde, kardeşinizi? Yok abla ya, hiç hatırlamıyorum valla. Hiçbir şey hatırlamıyorsunuz o günlere dair. Hiçbir şey hatırlamıyorum, yok. Siz... O işte kardeşim orada yanımda. Hı-hı. Fotoğrafım var. En küçüğü benim zaten. En küçüğü sen ve aradığımız Kristin burada 6-7 yaş civarında olması lazım. Siz şimdi 63-64 dediniz. Babanızın Türkiye'ye dönemi 71 diye dün söyledi kız kardeşiniz. Doğrudur. Bilgileri bir kere daha tekrarlayalım. O grafiği verelim Seda ekrana. Sizinle birlikte seyircilerimiz de bir kez daha duysun. Kristin... Annesinin soyadıyla yaşamını sürdürüyor. Maria Hanım'ın soyadı Maria M diye söylüyoruz. Biz ama az önce söylendi, yayına gittim bilmiyorum. Maria 54 Maria. Yaşında kendisi. Münih Schokenfighting mi? Nasıl okunuyor? Fighting. Almancası olan var mı içimizde? Evet. Almanca. Doğuma, nüfusa kayıtlı olduğu yer burası. Bizi bu bölgeden izleyen sevgili seyirciler. Şu anda oraya doğru yola giden seyircilerimiz var. Bizi arayıp gidiyorum, araştıracağım, bilgi vereceğim diye. İnşallah. Bir kere de onlara teşekkür ediyorum bu vesileyle. Çok birlikte teşekkür ama, ederiz. İnşallah güzel bir sonuç gelecek. Ben i̇nşallah. De çok umutluyum Nermin. İnşallah. Abla bulursanız var ya çok mutlu oluruz. Çok sevinirik. Valla çok da dua ederiz size. Ay. Hatta... Yani biz öyle... Evet. Buyurun Yıldırım Bey. Çok yani arzulu yok, öyle yani bir şey kayıp kimin öyle yani. İmkansızlık var. Bekliyor yani. Elimizde bir şey gelmiyor. Şimdi, çok sevinirik yani. Çok sağ olun. Arkadaşların bir yandan çalışmalarını yapıyorlar, resmi yollarla da neler yapılabilir diye onun girişimini yaptılar ama diğer taraftan dediğim gibi sevgili seyircilerimiz bizim en büyük destekçimiz. Yani ekip burada, evet çok güzel bir ekip var ama ekibin asıl büyük kısmı ekran karşısında olanlar. İşte Almanya'dan bizi izleyen seyircilerimizden biri Necdet Bey. O da bunu kendisine görev edinmiş. Necdet Bey şu anda telefonda. Necdet Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim canım. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sağ olun. Kaç yıldır Almanya'da yaşıyorsunuz? Önce onu sorayım. Ben 27 yıldan beri Almanya'da yaşıyorum. Berlin'de. Berlin'de yaşıyorsunuz ve bu kopuk hayatları en iyi bilenlerden birisiniz. Ailenin bir kısmı burada. Evet. Akrabalar maalesef. Orada değil mi? Ve bu da sizi daha da hassas yapıyor herhalde bu konularda. Evet. Maalesef öyle. Dün ben televizyonda seyrederken şey yaptım. Evet. Gördüm. Tesadüfen. Araştırmak istedim. Yani üzüldüm iki kardeşin ayrı olmasına. Evet. Ben dün internetten telefonlarını falan araştırdım oranın. Evet. Çünkü bana çok uzak. Size uzak, Berlin'desiniz. 550 kilometre, evet. Hı hı, hı. Bunlar Bayern tarafında oluyor. Yani Münih'e daha yakın. Farklı bir eyalet, tarafına. Evet. Evet, farklı bir eyalet. Fakat telefonda araştırdım ben, fazla yakın olmadığımız için bilgi vermiyorlar. Hı hı, tamam. Yani polis direkt bilgi vermiyor. Çünkü burada
yabancı düşmanlığı var bilmem. Ya, tabii ki niçin arandığı da. Dolayı herkese evet, bilgi vermiyor. Yabancı düşmanlığı demeyelim de sonuçta telefonda bir güvenlik meselesi ve doğru yani, bir karar tabii evet, ki. Telefonda arandı, da vermiyorlar bilgi. Hı hı. Evet. Ama araştırıyoruz. O taraflara yakın arkadaşlar... Oturduğu bölgeyi bu bilgilerle sanıyorum tespit ettiniz, ulaştığınız diğer bilgilerle evet, birlikte evet, değil mi? Evet, evet. Fighting olarak çıkıyor. Evet, oturduğu noktayı yani alan gittikçe küçülüyor ve bu da bizim yakında sizden ya da bir başkasından bir güzel bir haber duyacağımızı söylüyor bize aslında inşallah. Yani araştırıyoruz halen. Peki. Ulaşmaya çalışıyoruz diyeyim daha doğrusu. Necdet Bey, o bölgede de mutlaka tanıdığınız arkadaşlar vardır. Bizi seyredenler yani var, de vardır. Yakın olanlar var. Onları da kontağa geçtim onlarla. O bölgenin ismini bir daha söyler misiniz? Bizi izleyenlerden yakın olanlar da duysunlar. Münih tarafında, München. Münih'te yaşadığı bölgeyi böyle daha az önce sanki farklı bir isim söylediniz sanki bölgeyle ilgili. Hani Almancasını ben söylüyorum. Fighting. Tamam, peki. E-I ile yazılıyor. Tamam. Bizi oradan izleyen sevgili seyircilerimize de bir kere daha söyleyelim. Kristin Mayer'i arıyoruz. 54 yaşında. O da Türkiye'ye iki kez gelmiş babasını bulmak için. Evet. Mehmet Han ismiyle zaten babası kimlik kartında kaydedili olduğu için biz bu kadar rahat bu konuşmaları yapabiliyoruz. Ulaşmamız konusunda bize yardımcı olacak. Herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdiden Necdet Bey, sizden o güzel haberi almayı diliyoruz inşallah. Çok teşekkürler duyarlılığınız için. İnşallah. İyi günler. Buradan sevgiler Almanya. Sevgiler Almanya. Şimdi Yıldırım Bey, siz de hatta kalın lütfen. Bir yandan tabii ki Almanya'daki kardeşinizi aramak, tanımak istiyoruz ama şimdi Nermin Hanım dedi ki ben iki kardeşimle de küsüm. Ya niye küssün Nermin'ciğim, miras yüzünden küsülür mü? Şimdi ne bileyim, konu oraya geldi. Detay yani anlatmadı ablamla. Bu yüzden mi gerçekten küstün? Ablamla başka konudan dolayı dargınız. Diğer kardeşimle de miras konusunda, tamamen miras konusunda. Şimdi az önce gördün, 77 bu yaşındaki... Bu abimle küskün değilim. Yok, abinden bahsetmiyorum. 77 yaşındaki İşte çok duygulandım. Çok duygulandım, çok üzüldüm. Buradan ne dersin şimdi o zaman ablana, kardeşine? Şu kameraya bak, ışığı yanan kamera var ya. Sanki seni dinliyorlarmış gibi. Ben ablamla abime, kardeşime şunu söylemek istiyorum. Gerçekten ben hepsini çok seviyorum. Çok seviyorum. Ama... genler beni o kadar düşünmediler ve her yönde mağdur ettiler. Öyle deme ya. Şimdi mağdur evet, olan olmuştur da hani bir barışalım de sen de. Şurada gel. Değmez dünya malı iş. Bak Almanya'da değmez, hiç tanımadığın abiyi arıyorsun. Ha? Telefonda Dursun Hanım var şu anda. Ablan. Dursun Hanım merhaba. Kesildi mi? Hay Allah. Tam ben onu biliyorum. O katılmaz. Yok, konuşacaktı. Şarjı çok az. Katılmaz mı? Katılır. Dursun Hanım, bizi duyuyorsanız lütfen telefonunuzu açın. Diğer kardeşinin ismini öner mi? Mehmet Şahin Han. Mehmet Bey. Şarjım çok az demiş Dursun Hanım ve ne yazık ki bitti. İnşallah bir yerde o telefonu şarj ederse, kendisi aradı bu arada bizi. Bağlanmaz diyorsun ama ben birazdan Dursun Hanım, bizi izliyorsanız cümlemi tamamlayayım. O telefonu şarj edin. Yayında ileride daha dakikalarım var. Ben sizinle konuşmak istiyorum. Yıldırım Bey, siz de küs müsünüz kardeşlerinize? Nasıl? Siz de bu diğer iki kardeşle küs müsünüz Nermin Hanım gibi? Yok, kimseyle ben küs falan değilim. Hepsiyle barışıyor abla. Çok güzel. Ben Nermin'le de küskün falan değilim. Ben bu sefer Antep'e gittim mi kendi eve giderim, küskün falan değilim. Yok, o zaten sizden bahsettim. Biraz zamanı şey yaptık, ondan sonra da biz herkes malını aldı şey yaptık. Yani bir aramızda bir dargınlık falan bende yok yani. İşten dolayı uğrayamıyorum. Bu ben nasıl oluyor biliyor musunuz? Benim gittiğim yere uzak. Bitirsin. Bu nasıl oluyor biliyor musunuz? Şimdi Nermin Hanım, dünya malı için değmez. İnşallah barışacaksınız. Hani siz küssünüz ya. Sizin çocuklarınız da onların çocukları da küs oluyor. Onların çocuklarıyla da onların çocuklarıyla da. Bakın siz aslında sadece siz küs kalmıyorsunuz. Bütün bir aileyi birbirinden koparıyor. İki kişinin veya da üç kişinin küs olması. Lütfen bu hocam, kötülüğü... Hocam ben çocuklarımı bak bu kötülüğü yapmayın. İster istemez o sıcaklık olmuyor. Çünkü siz görüşmüyorsunuz. Ben barışmaya hazırım. Dünden siz hazırım. Bu aileleri birleştirecek kişisiniz. Evet, siz sadece evet, küs kalmıyorsunuz. Bir sürü kişinin de küs olmasına bir neden oluyor. Bir de yanlış bu kötülüğü duygu, çocuklara yapmayın. Rica yanlış ediyorum. Çocuklarıma hiç kıymıyorum bu konuda. Bravo. Sonraki bravo, nesle. Bravo. Sonraki nesle birilerine küsülüp sırt çevrilebilecek fikrini miras olarak bırakıyorsunuz. En acısı da bu. O da başka birinin hayatında. Hadi o bu zaman, vesile olsun İnce Hanım. Aynen. Ben buradan
Dursun Hanım ve Mehmet miydi küçük kardeşiniz? Mehmet Şahin. Onlara seslenmek istiyorum. Telefonumuz belli. Söyleyeyim bir daha sizin için 0542 332 22 22. Arayın, konuşalım. Şu küslükleri giderelim. Şu programda şöyle güzel şeyler yapalım. Bizim içimiz de bir ferah olsun. Hadi bu program vesile olsun. Altı kardeş buluşalım. Hep hüzünler, hep kayıp hikayeleri dinliyoruz ve aktarıyoruz. Bu acılar arasında bu nefes almalara çok ihtiyacımız var. İnşallah yayın içerisinde İnşallah. O güzel haber gelir Nermin'cim. İnşallah. Bir kere daha söyleyelim. Karistin Mayer'i arıyoruz. Almanya doğumlu, 54 yaşında. Oradaki seyircilerimizden de yardım bekliyoruz. Yine bir kayıp hikayesi ve kayıp kız kardeşini aramak için gelen Neda stüdyomuzda Sevda Heyratangız'ı arıyoruz. Evet. Sevda 24 yaşında ve Erdinç Bey'le evli. 3 yıllık evliler ve bir tane de çocuğu var Sevda'nın. Hı-hı. Çocuğuyla birlikte mi gitti Sevda? Yok, hayır, çocukları burada. Çocuğu bıraktı. Aslında en baştan anlatalım Neda. Sevda'nın bir de İran'da yaptığı evlilikten de bir çocuğu var değil mi, evet, kız kardeşinin? Doğru. Anlatırsan kız kardeşim şey. Çocuk yaşında evlendi. Evet. Bir tane şu an 7 yaşında kızı var. Evet. Kızı 2 yaşında, 1,5 yaşındayken eşi onu aldattı ve evden attı. O yüzden Sevda ondan boşanmak zorunda kaldı. Boşandıktan sonra da buraya ben geldikten sonra onu da yanıma aldım. Şimdi burada evlendi. Zaten geldikten 2 hafta, 3 hafta sonra eşiyle tanıştı. Evlendi. Eşinin 2 çocuğu var kendisinin, ikinci eşinin. Yaş farkları da var. 40 yaşında, evet. Erdinç Bey. Evet. 77 doğumlu Erdinç Bey. Evet. Eniştem ne diyecektim? Ha. Bir de çocuk şu anda bundan da bir çocuğu var. Bu çocuk 3,5 yaşında. 2,5 yaşında. Yani 3,5 senedir evliler bunlar. Evet. Herhangi bir şiddet, fiziksel bir şiddet yok ama not defterlerini bulduk Sevda'nın biz evde. Not defterlerinde işte hani bize olan kırgınlığını falan yazmış. Çünkü şöyle bir şey var, hani eşi aşırı iyi bir insan gibi gözüküyor ama şöyle ki Sevda'nın yazdığına göre eşi onunla ilgilenmiyormuş. Ve hani biz de hep onu baskılıyorduk, hani bir kere boşandı. İster istemez biraz kendini mi suçluyorsun Neda? Ben onun durumunu anlayamadım. Bir abla olarak yanında olamadım diye mi düşünüyorsun şimdi? Aynen öyle. Gidip gitmediğini bilmiyorum. Çünkü gitmeden önce o gün hastaneye gidiyor zaten. Başı ve beli ağrıyordu. Başı bunların röntgenlerini doktoruna göstermek için gidiyordu. Ama şöyle bir olay olmuş. Gelmiş çocuklar anneme bırakmış. Annemden bir tane gömlek almış, terziye vermiş ve terziye de ben en geç 1,5 saate dönerim, hastaneye gidiyorum demiş. Hani hiç plan kurmadan ortadan kayboluyor. Yani yanında bile hani bir eşyası, bir şeyi yok. Sadece pasaportu da hastaneye gidiyor diye yanında zaten. Ve iki çocuğu da annen de mi bıraktı çocuklarını da? Evet, çocuklar annemle bırakıyor. Biri 7 yaşında, biri 2,5 yaşında, iki çocuk anneye bırakıp Sevda ortadan kayboluyor. Aynen öyle. Nerede yaşıyordu İstanbul'da? Beykoz'da. Beykoz'da. Şimdi bu arada eşine bir mesaj mı göndermiş? Orası ne? Ben iyiyim diye. Evet, bir tane iyiyim diye bir mesaj göndermiş ama. Ama o mu? Ha? Mesajı yollayan gerçekten o mu? Mesajı gönderen o, çünkü sesli bir mesaj göndermiş ama şöyle bir problem var. Hani gerçekten hani kendisi isteyerek gönderip göndermediğini bilmiyoruz. Siz kız kardeşinizle ilgili endişe duyuyorsunuz, yani korkuyorsunuz. Aynen, başına... çünkü kız kardeşim annemin durumunu biliyor. Annem hasta ve hani asla bu kadar sorumsuz davranmaz. Hı hı. Şu anda gittiği günden bu yana annem bir lokma yemek yememiş. Hani dün işte 2 gün önce bayıldı, hani kalbinde problem var, şu an yatakta kalkamıyor. Çocukları desen uyumuyorlar. Sekiz gündür haber yok. Sevda da çocuklarına çok bağlıydı. Yani en küçük çocuğu dibinden ayrılmazdı. Ve şu anda çocuk kaç gün oldu? 8 gün oldu. Uyuyamıyor, uyuyamadığı için bir otomatik olarak. Peçete verebilir miyiz Lara konuğumuza? Aşırı hasta oldu. Hani bir sürü problem. Kızı zaten çok kötü durumda. Derslerine odaklanamıyor. Okulu problem. Okula gitmek istemiyor. Çünkü şey değil yani. Geceleri uyuyamıyor ya küçücük çocuk. Dün gece şey diyor, teyze diyor, ben annemi çok özledim, o yüzden hiçbir şey yapmak istemiyorum diyor.
Tamam Nedacığım, bir sakin olun. Bu çok zor bir şey tabii ki. Neda şimdi kız kardeşine sahip çıkamadığını düşünüyor. Yani ben anlasaydım belki böyle olmazdı mı diyorsun Neda? Kesinlikle. Ne yani, yazmış peki o notlarda, defterinde ne yazıyor? Neda? Defterinde birçok şey yazmış işte. Şöyle hani, kiminle konuşacağımı bilmiyorum yazmış. Kime derdimi anlatacağımı bilmiyorum yazmış. İşte tabii ki şöyle bir şey var şimdi. İki çocuk annesi ve şu an Türkiye'de en çok duyduğum şey, eş eve para getiriyorsa yetiyordur diye. Ama onu hani defterinde yazdığı şeyler, hani sevgi görmediğini, duygusal bağda hani işte anlamda hiçbir şey, sevgi görmediğini ve ailesi tarafından da gerçekten kendini desteksiz görmüş ve bu benim canımı daha çok yakıyor. Şimdi zaten orada 15 yaşındayken evleniyor, bir çocuğu oluyor çok küçük yaşta. Bu evlilik bittikten sonra kendinden 16 yaş büyük biriyle Türkiye'de evleniyor ve siz bir kere daha ayrılık yaşama dayan kesinlikle diyorsunuz ona. En büyük sorun işte kızı hani, çünkü şu an eşini aynı kızı baba olarak biliyor. Hani ilk evliliğindeki babasını çünkü hiç görmedi, tanımıyor bile. Şimdiki. O yüzden hani Sena için dur, bunun için dayan gibisinden hani konuştuğumuzda, hani işte eşin çok, çünkü şöyle bir durum var. Sevda, yani iyi misin? Evinde bir problem var mı diye sorduğumuzda bir şey yok diyordu. Yaşı çok genç, daha 24 yaşında, yani kendini yalnız hissetmiş ama çocuklarını niye, çocukları bırakıp gidecek biri de değil diyorsun. Yani i̇şte bir çıkış yolu arası, çocuklar da birlikte bir yere gidebilirdi. Anneniz hatta şu anda, Canan Hanım. Canan Hanım merhaba. Merhaba canım. Yani çok zor bir durum, evladınızdan 8 gündür haber alamıyorsunuz. Evet. İnşallah bulacağız onu, inşallah bizi izliyordur. Televizyonun merhaba, sesini kısar mısınız lütfen? Televizyon sesini kısan, yoksa konuşamayız. Buyurun. Hiç siz Sevda'nın mutsuz olduğunu, annesisiniz yani, mutlaka hissetmişsinizdir. Size anlatmadı mı derdini? Nene hiçbir şey anlatmadı. Biz onu kapsın bağlamış, kapatmıştık ya. Biz ona izin vermezdik. O bize bir şey söyledi. Hiç daha önce kaybolmuş muydu peki? Yok. O gün gelmiş, siz görmüşsünüz onu en son. Evet, benim yanımdan ayrıldı. Nasıl? Dostlarım bana bıraktı. Bir kutupta dostlarım bana bıraktı. Ben de derziyen bir şeyler yaparım, dikerim. Evet. Bir şey dikmiştim. Onu orada böyle derdiye ilikti var idi. Düğme yeri açtım. Dedim evet, kızım oradan gitti, tam onu da götür bırak oraya. Tamam, götürdü. Oradan da bana, oradan sıkandan sonra aradı anne. İşte adı bir suratını döndüm. Kıyafetle aldım geldim. Arada o 70 olup 70'ten yok. Peki bir şey fark ettiniz mi o gün Canan Hanım? Kızınızda bir farklılık, yani işte sizin yanınıza geldim, bir heyecanlı, bir gerginlik, abla, bir şey. Yok, bir, hiçbir aradı, şey dikkatinizi çekti mi? Beni aradı anne, neredesin? Benim dükkanımın biraz yukarısında bir çocuklar parkı vardı. Ben dedim ben dükkandayım, o dedi ben park edeyim, çocuklar parkı gel dedim. Evet. Ben buradan baktım gördüm, evet çocukların sandığı. Çocuklar sandığı, tamam geldiler, biz kendisi çay koydu, biz çay içtik. Evet. İçimiz kahvaltı da yapmamıştı, üstüne başına doğru düzgün bir şey giymemişti. Bir ayağının üzerinden kırmızı elbise giymişti, üstünde bir hırkası vardı, hırkanın da tıkandı, o da tükandı. Kaldı. Kızım dedim dönüşten sonra bana bir yardım etsin, burada sabah dönüşten, yok anne benim evde işim var, gelin çocukları alam gelemem. Başka bir şey, yanında bir şey yok, hep damadaki çocuğuna bir tutar ya, çocuğuna bir fazla bez de götürmemişti yanıma. Peki, hiçbir şey, ben hiçbir şey şüphelenmedim. Peki telefonda kimseyle konuştu mu sizin yanınızdayken? Yok. Konuşmadı. Yok, üstünde başında bir kırmızı elbise, bir hırkası vardı. Yanında bir şey yoktu, yok, diyorsun. Yok, hırka kaldı burada. Elbiseyle gitti. Elbiseyle gitti. Peki evet, o gömleği götürüp bıraktı mı karşı tarafa, sizin diktiğiniz? Evet, vermiş. Onu oraya vermiş. Hastaneye gidecekti diyorsun Neda. Gitti evet, mi hasta doktora? Gitmiş. Oraya da gitmiş. En son yani o gömleği verdiği evde mi görüldü? Vermiş. Yok, oradan geçti. Oradan hastaneye geçti. Evet, hastane nerede? Hangi hastaneye gitti? Muayene olduğunda acaba bir kötü bir şey mi söylediler ona? O mu moralini bozdu? Hiçbir şey bilmiyoruz ki. Karakola bilgi verdik. Araştırıyorlar. Hala ne kamera kaydı geldi, ne neden hastaneye gittiğini, ne ilaç aldığını. Daha hiçbir bilgi gelmedi oradan da.
Yani belki acaba hastanede hastalığı ile ilgili bir şey duydu, ondan da etkilendi olabilir mi hocam? Olabilir tabii ki. Yani bu büyük şok yaratacak bir teşhis söyledilerse fena olmuş olabilir. Ne kadar sonra kocasına ben iyiyim diye mesaj atmış? Ertesi gün. Yani o geceyi geçirmiş yani. Bu iyi haber. Şimdi bu arada eşi telefonda, Erdinç Bey telefonda. Canan Hanım siz de kalın hatta lütfen. Canan Hanım çok üzüntüsü de tabii annesi. Erdinç Bey merhabalar. Merhabalar, buyurun. Şimdi 8 gündür eşiniz ortada yok ve çocukları da bırakıp kaybolmuş. Evet. Bir sorun var mıydı? Önce onu soralım. Gitmesini gerektirecek bir neden ya da ben gideceğim istemiyorum seni. Böyle bir konuşmanız oldu mu son zamanda? Böyle bir muhabbetimiz hiçbir zaman olmadı. Yani aramızda gayet iyiydi. Zaten maddi manevi bir sıkıntımız yok. Evet. Onun yani annesi şahit zaten her şeye. Ben biliyorsun kendisi yabancı vatandaş olduğu için işlemleriyle yani İranlara kadar peşinden gitti. Evet. Yani, kendi adıma gereken bütün fedakarlıkları yaptı. Yani hiçbir tartışmamız yok, kavgamız yok. Ben yani sesimi dahi yükseltmedim ki 4 sene içinde ona. Peki kaybolduğu gün ya da onun bir gün öncesinde herhangi bir konuda bir tartışma olabilir ev içerisinde, aile hayatı içerisinde bir tartışmanız yok. Oldu mu ya da size bir bahsettiği bir konu, bir kişi, bir şey oldu mu? Bakın şöyle, bu benim ikinci evim. Evet. Ben birincisinde yaşadığım, tecrübe ettiğim şeyler var ve yani o yüzden şöyle söyleyeyim, çok üzerine düşüyorum. Yani kalp kırılmasın, olmasın, şey etmesin diye elimden gelen her şeyi yapıyorum. Yani bu kopukluk bir var, bir kopukluk oldu ama bunun neden olduğunu yani şu an düşünemiyorum. Ne zamandır bu kopukluk var? Hayır yani, yani kopukluk olmuş aramızda ama ben bunun sebebini bulamıyorum. Onu demek istiyorum. Peki size bir mesaj sonuçta, atmış. Sesli mesaj sonuçta, atmışsın. Buyurun. Evet. Yani sonuçta beni geçin yani. Tamam belki bana ısınamadı diyeceğim. Yani o da mantıklı gelmiyor. Ama yani iki çocuğunu hele yani bizim bu evliliğimizden olan çocuğu nasıl bırakırsın? Küçücük yani. Onun için ölüyordu. Veya mesajın sonunda mesajı dinlediniz mi bilmiyorum. İşte beni hayır dinlemedim. Ne diyor mesajda? Siz anlatır mısınız bize? Yani bir pişmanlık var. Her şey için özür dilerim diyor. Beni affet diyor. Ben sana iyi bir eş olamadım. Ondan sonra ne olur yalvarıyorum beni boşa diyor. Allah Allah. Peki mesaj attığı telefon kendi telefonu mu? Yok benim üzerime kayıtlı bir telefondu. Peki o telefona daha sonra ulaşabildiniz mi hiç? Yok hayır. Kaybolduğu gün saat en son işte hastaneye giderken de bana önce WhatsApp'tan mesaj atıp gördü. Telefonumu o anda çekmiyordu. Sonra tekrar aradı. Ulaştı saat 1.30 civarlarında bir gün. Ne dedi hastaneye giderken ki konuşmasında hastaneye bir şey söyledi mi yok, size? Yok gayet bana dedi hayatım ben hastaneye gidiyorum. Tamam dedim. Evet. Dikkat et dedim. O yani. Başka bir şey yok. Bir dakika. Bu çok önemli Erdinç Bey. Hastaneye giderken işte WhatsApp'tan size ulaşmaya çalışıyor. Sonra normal konuşuyorsunuz. Ben iyiyim. Doktora gidiyorum diyor size. Evet. Doktora evet, gideceğini biliyorsunuz. Sonra tabii, yani biz doktoruna falan da ulaştık. Yani evet. Doktorun raporunun sonuçlarına baktık. Evet. Yani doktora hiç kötü bir şey olmadığını söyledi. Normal sinüzitlerden kaynaklanan bir baş ağrısı oldu. Evet. Oradan çıkmış işte. Ondan sonra zaten ben kamera kayıtlarını rica ettim. Kendim de zaten oradan baktı. Oradaki bütün esnaflara baktı. Ama yani kameralar pek titremiyor. Biraz kalitesizlikten dolayı. Biraz yani da görünmüyor mu Sevda orada? Tanıyamadınız yok mı? Bir şekilde tanıyamadım. Yani orada 5-6 tane kamera izledim. Hastane çıkışı da görünmüyor mu? Hastaneden çıkışta mutlaka vardır orada bir kamera. Ya, hastanenin kayıtlarına biz daha ulaşamadık. Onu polis talep etti ama yani gidiyoruz geliyoruz bize bir cevap vermiyorlar. Ancak karşısında tam yine hastane kapısını gören yani hastanenin 3 tane girişi var. Bir acil giriş var. Bir tane polikliniği. Biz sadece bir tanesini gören kamera buldum. Onu indirdim. Ortada göremedik. Tabii diğerlerinden de çıkmış olabilir yani. Peki. Şimdi Erdinç Bey, o gün gelmiyor eve, kaybolduğunu anlıyorsunuz, arıyorsunuz, telefona ulaşamadınız. Sonra tabii bir gün sonra mı mesaj tabii attı size? Tam bir gün sonra saat 3 civarlarında. Evet. WhatsApp'tan bu mesajı özür diliyor sizden. Evet, özür diliyorum. İsterseniz yani
Erdinç Bey, evet, kontrol ettiniz mi? Yani hakikaten o saatte mi atılmış yoksa daha önce atılır bazen, hani gelmesi gecikebilir, öyle bir durum var mı? Gece atıldıysa sorunlu ama gündüz vakti atıldıysa, yani dediğiniz saatte atıldıysa bazı kötü ihtimalleri eleyebiliriz anlamına gelecek. Bunu nasıl anlayabileceğim ki? Yani bana ulaştığı saati ben ancak görebiliyorum. Şöyle, iletildi yazar. Bir şekilde hani kendi ses kaydeder, daha sonra gönderir. Onu bakınca anlarsınız sizi. Bir de telefon sizin adınıza kayıtlıysa... Kimle görüşmüş? Yani bir dakika, bir şeye gidip, bir hangi operatörse onun bayisine gidip bir döküman çıkartır mısınız lütfen? Yani kimle görüşmüş, bu arada başka birileriyle mesajlaşmış mı? İşte döküman... 27'sinde fatura kesimi var. Bugün için yani. Fatura kesimi olup dokümanları bugün alacağız diyor ama yani gelen numaralarla WhatsApp, internet görüşmeleri gözükmüyor. Sadece giden gelen aramalardan da en azından bir netice belki çıkartabiliriz. Bugün evet, bir alıp bugün, bizimle de paylaşır mısınız onları? Evet, bugün akşama doğru çıkacakmış fatura. Basa da girdiler. Ben bugün alır almaz paylaşırım yani. Onları paylaşalım. Bu arada şimdi sosyal medya kullanıyor muydu eşiniz Erdinç Bey? Evet, kullanıyordu. Kullanıyordu. Orada herhangi bir en son paylaşımı ne? Oradaki arkadaşları kimler? Bunları biliyor musunuz? Ben özel olduğu için pek yani girip de kendisini rahatsız etmek istemedim. Kendisine güvenim sonsuzdu bu konuda. Çok yani, güzel bir şey. Sonradan incelediğim evet. Yani şeylerinde hiçbir tuhaf bir şey göremedim. Yani çoğu zaten %90'ı kız. Ben bundan da zaten böyle bir şey yani. Yo şüphelen yani çok güzel bir cümle kurdunuz. Eşiniz, güveniyorsunuz tabii ki, o istediği insanlarla görüşebilir ama böyle bir kayıp olduğu için geriye dönük ister istemez hepimiz ilk bakacağımız Erdinç noktalardan biri o. Peki psikolojik sıkıntısı var mıydı eşinizin? İlaç falan kullanıyor muydu? Bakın inanın yani aramız o kadar iyi ki yani akşam eve geldiğim zaman her iş gücü bırakır benle ilgili. Hayır, şimdi psikolojik sıkıntısının sizle ilgisi olmayabilir. Bazı şeyler genetik olabiliyor, başka sebepleri olabilir. Yani ben her zaman konuşmaya çalışan bir insanım. Yani bir ilaç kullanmıyordu sonuçta. Yok, kesinlikle bir ilaç kullanmıyordu. Yani işini biliyorsunuz, yüzüne baktığınız zaman... Anlarsınız derdi var. Ama Erdinç Bey, şimdi siz aranızın çok iyi olduğunu söylüyorsunuz ama kız kardeşi Neda Hanım dedi ki işte notlar tutmuş günlük gibi. Orada işte mutsuz olduğunu, yalnız olduğunu, anlaşılamadığını söylüyor ve Neda da diyor ki biz ona birinci evliliğim bitti, burada bak çocuklarım var, lütfen yani dayanması yönünde baskı yaptık diyor. Demek ki bir sıkıntı varmış aslında, siz mi fark edemediniz? Ben bunu anlayamadım ama ben yani çünkü... devamlı konuşmaya çalıştığım zaman veya her zaman halini hatırını sorduğum zaman veya yüzünde en ufak bir şey sorduğum zaman ufak tefek şeylerden bahsediyorsun. Ve yani... Yalnız mıydı Neda? Yalnız mıydı? Mesela dışarıda çevresi, arkadaşları var mıydı? Bir hayatı, bir sosyal hayatı var mıydı? Yoksa sadece evde durur, çocuklara bakar, sizi mi beklerdi? Evet, aynen o şekilde yani. Ailesine gider gelir. Biz beraber gezer. O yani. Ufak tefek sıkıntıları neydi size söylediği? Yani bizim işte işlemlerimiz vardı, vatandaşlık alma işlemleri. Onlarda sıkıntılar oldu, uğraştık. İran'a gittik, geldik bu arada. Yani bunlar da yani bana anlattığı değişik bir konular yoktu. Yani şeydi, bunlar iki çocuğu bırakıp yani, gitme değil. Nedeni peki, değil, başka bir İran'daki şey. İran'daki çocuğunu özlüyor muydu? Yok, onunla burada ilgili... hocam, burada. Burada o da hatta... Burada. Erdinç Bey baba diyebiliyor. Ben de Neda Hanım'a sormak istiyorum. O da burada. O çocuğun babası peşine düşmüş olabilir mi? Öyle bir ihtimal Hayır, var mı? Hayır, o çocuğu bize parayla sattı resmen. Nasıl yani? Bayağı öyle. Çocuğu istiyorsanız, işte bizim İran'da bir evimiz vardı. O evi bana verin, ben tüm velayetini size vereyim dedi. Biz de işte annem evini tamamen onun babasına verdi. Baba da her şeyini bize bıraktı. Yani çocuğun tüm velayetini annesine bırakıp... Çünkü İran'da çok zordur velayetin anneye geçmesi hususu. Çok zor aynen. Olduğu için çocuğu çok sattı zor. Resmen bize babası. Kaç yaşındaydı buraya geldiğinde Sena ve Neda? Sena buraya geldiğinde şu an 7 yaşında. 3 yaşında, 3,5 yaşında falan. 3,5 yaşındaydı ve 3 sene önce de Erdinç Bey'le evlendi diyorsunuz. Evet. O arada senin yanında mı kaldı hep Neda? Evet, benimle kaldılar. Seninle kaldı. Şimdi sen biraz daha dayan, sabret diye biz biraz baskılamış olabiliriz dedin ya. Başka bir şey anlattı mı sana? Ablasın, kız kardeşler falan. Hiçbir şey anlatmadı aslında. Şöyle ki hani bazen şey işte. Bir su verebilir miyiz bir ılık su hani böyle bir şey söylerken de hani şeyden kaynaklı olarak hani
işte hani çok sıkılıyorum evde, şudur budur falan olduğunda mesela en son şey diyordu, işte çalışmak istiyorum diyordu. Hı hı. Ben de hani biraz daha dayanırsan, çocuklarına en azından şey yaparsan, ondan sonra tamam hani iş buluruz sonuçta, yani problem değil, ama sen iş bulursan bu çocuklara kim bakacak gibisinden, hani bir de hani maddi bir problemlerinin olmadığını biliyordum ben. Ama yalnızlık çok büyük bir sorundur. Eşiniz olsa da eşinizle yaptığınız paylaşım ayrı bir şeydir. Kendi sosyal hayatınız, çevreniz, arkadaşınız, eşiniz, dostunuz, kendi kişisel alanınız bambaşka bir şeydir. Anladığım kadarıyla Sevda'da bu yok. Aynen, ben işte en son kaybolduğunda hani fotoğraf arıyordum paylaşmak için. Ben şunu fark ettim. Benim hani arkadaşlarımla olan fotoğrafım, kardeşimle olan fotoğrafımdan çok fazla. Yani bin tane fotoğrafın içinde 2-3 tane fotoğraf bulabiliyordum. Ve hani onu ararken şunu fark ettim. Hani benim kardeşim belki bunları görerek de hani sıkıntıya girmiş olabilir. Hani sonuçta ben ablasıyım, ondan daha büyüğüm. Hani onun benden daha rahat olması gerekirken ben ondan daha rahat bir hayat sürüyorum. Aşırı sosyal bir hayatım var ve bu onu hani rahatsız da etmiş olabilir, ama ben hiç hani bunlara problem olabileceğini hiç düşünmemiştim. Senin için bir suçlama değil. Hayattaki şartlar insanlar için farklı farklı oluşuyor, ama şunu belki Sevda işte oluşturamadı. Yalnızlığını siz fark etmediniz belki onun. Yani işte bir ailesi, bir düzeni, çocukları büyürken Sevda'nın aslında kendinin başka ihtiyaçlarını belki göremediniz. O da daha çok genç, 24 yaşında ve üst üste, bunu Erdinç Bey de takdir eder, kolay şeyler yaşamamış yani. Orada kesinlikle bir çocuk öyle. Onunla gel, yeni bir ülke, bambaşka şartlar, burada bir yaşam oluştur. Erdinç Bey, bu belki bu yalnızlığı mı göremediniz siz de acaba? Yani hissedemedim, neresi? O zaman buradan bizi izlediğini varsayarak, yani Sevda'ya ne söylemek istersiniz? Önce siz bir seslenin istiyorum. Zaten abla anlatıyor kendini. Yani sizden özür dileyeceği, sizi incitecek bir davranışı yok anladığım kadarıyla. Ya da utanıp geri gelmeyeceği, korkacağı bir durum yok. Şimdi hanımefendi, yani iki çocuğunu bırakacak kadar bizli psikolojinin sebebi ben değilim. Bunun için vicdanım çok rahat. Ben 4 senede yani üzerime düşen ne varsa maddi manevi bir iş olarak karşıladığımı düşünüyorum. Peki ne olabilir iki çocuğunu bırakıp gitme sebebi sizce? Yine aynı yere geldik ama. Evet, sebebi ne olabilir? Yani mesajın sonunda bilmiyorum. Yanlış anlamıyorum. Bana beni boşa diyor. Bunu dikte ediyor. Yalvarırım, beni boşa diyor. Niçin yani bunu niye ister sizden? Bunu niye ister sizden, boşanmayı? Boşanmayı niye ister? Ya işte dediğim gibi sosyal medyasını takip etmiyordum. Ya aklına biri girdi. Tamam mı? Yani sonuçta hayat bu. İnsanın aklına birileri çıkıyor. Şeyler oluyor. Hataya düşebiliyor insanlar. Ben buna da anlayışla. Ama bu, bunun için boşanma davası da açabilirdi. İki çocuğunu bırakıp kahredip gitmiş yani. Bu hani benden boşanı sana diyemez miydi ki mesajla ve kaçtıktan sonra, gittikten sonra söylesin bunu. Bunu size, ya bu kadar ilişkiniz hani belli şeyleri konuşabilecek seviyedeyse niye bunu sana kaçtıktan sonra mesajla söylesin ki? Yüzüne söyleyemez miydi bunu sence? Ya demek ki o zaman... Çünkü kahretmiş, bu kadın kahretmiş bir şey. Çünkü iki çocuğunu orada bırakıp gitmek... Ya da boşanmak şey... istese mesela Neda karşı çıktık dedin ama annenin yanına gelseydi Sevda. Ben yürütemiyorum, boşanmak istiyorum. Yine zorla onu geri mi yollardınız siz? Hayır, zaten boşanmak istiyorum kelimesi hiç ağzından hiç çıkmadı ki onu zorlayalım. Belki de sizden dolayı çıkmadı. İşte. Yani belki de sizin bu konuda desteklemeyeceğinizi, çünkü devamlı dikte etmişsiniz ya, bak bir tanesi olmadı, bunda bari sabret İşte diye hani söylemişsiniz. Evliliğiyle ilgili hani biz fikirler, şunu yap, onu yap, eşine şöyle davran, evinde şöyle ol, çocuklarına böyle ol. Hani hep ağzımızdan aslında çevreyi korumak için cümleler çıkmış. Hani tabii o gittikten sonra fark ediyorsun, ama hiçbir zaman kalkıp kendisine bak, kendin için şunu yap dediğimiz olmamış. Evet. Ama hani... O zaman fark edememiştik işte. Şimdi yalnız hocam. Şimdi günlüğüne yazdığı notlar ve eşine gönderdiği mesaj çok ciddi bir karamsarlık içinde olduğunu ve beni boşa demesi de aslında bir yardım çığlığı attığını gösteriyor. Yani kötü şeyler düşündürüyor.
insana. Ağır bir yani depresyon olabilir mi hocam? Depresyon belirtisi bunların hepsi. Aslında. Yani kendine bir şey yapma ihtimali de var. Allah korusun. Bir an önce ulaşmak lazım. Bir an önce ulaşmak istiyoruz. Bir ara vereceğim. Araya giderken ne de buradan Sevda'ya seslenelim. Sevda, bir telefon kadar yakınız sana ve görüldüğü kadarıyla çözülemeyecek hiçbir sorun yok. Evet, sevgili seyirciler, Sevda Heyra Tangız'ı arıyoruz. Bir haftadır, aslında bugün 8. gün, ortada yok. Geride iki çocuğunu bıraktı. Biri 2,5 yaşında, biri 7 yaşında. Ve gittikten bir gün sonra da eşi Erdinç Bey'e bir mesaj attı. Ben iyi bir eş olamadım, senden özür diliyorum, beni affet, beni boşa diye. Ve daha önce boşanma konusunu hiç dile getirmediğini söylüyor. Burada kız kardeşi için gelen ablası Neda Hanım. Ve Neda diyor ki, kız kardeşim İran'da çok küçük yaşta bir evlilik yaptı, 15 yaşında. Bu evliliğinden 7 yaşında bir kızı var ve şu anda evli olduğu, kız kardeşim Sevda'nın evli olduğu Erdinç Bey babası diye biliyor. Ona baba diyor ve bu evliliğinden de bir çocuğu daha var. Çocuklarından vazgeçemeyecek biriydi Sevda. O gün doktora gitmiş, o gün annesine uğramış. Hiçbir şey, bir farklılık kimsenin dikkatini çekmemiş. Ne olduysa ondan sonra ortadan kaybolmuş. Ve hocam bütün bu dinlediklerinden bir ağır depresyon süreci geçirmiş olabileceğini evet. düşünüyor Sevda'nın. Çünkü Sevda geride bıraktığı notlarda hep yalnızlığından, hep mutsuzluğundan bahsediyor ve ben kiminle konuşacağım diyor. Ne kadar önemli bir cümle aslında. Ben kime anlatacağım? Çünkü anlattığında hep o yalnızlıkla birlikte evliliğini sürdürmesi yönünde telkinlerde bulunmuş kendisine. Buyurun. Şimdi ben İnce Hanımcığım, şimdi evlilik yapmış ama kendinden büyük. Evet. Bir de eşini sevemediğin zaman yanında da kalmak istemezsin fazla. Ama ondan da gitmiştir. Var. Ama yalnız hatası şu, evlat bırakılıp gidilmez. İşte o evet. noktada biraz da acaba aileden de mi baskı gördü? İlla evlen, evlen diye. Hayır. O da var. Sanıyorum psikolojik olarak yaşadığı bir dönem var. İnşallah bir an önce Sevda'yı bulabiliriz. Sevda bize bir telefon açsın. Yeter. Gidebilecek kimse var mı Neda? Mutlaka araştırdığın zaman. Hiç kimsesi yok işte. Hiç kimsesi yok. Üstünde parası var mıymış giderken? Ay, sadece işte doktora harcayabilecek, eniştemin söylediği kadarıyla 100 TL üzerinde para varmış. Doktor var. Pasaportu üzerinde, telefonu yanında, hatta işin üzerine ve bir haftadır, 8 gündür bu hanımdan bir haber yok. İnşallah Sevda'yı bir an önce bulmak istiyoruz. Nermin'in abisi Kristin'i aramaya devam ediyoruz. Ama biliyorsunuz bir cinayet konumuz var. Ne yazık ki 7 yıl önce işlenen bir cinayet konusunu konuşacağız. Yusuf Güneş Kahramanmaraş'ta öldürüldü. Kendi evinde gece yarısı gelindi, camına vuruldu. O da köyün muhtarıydı. Gelen kim diye kalktı, kapıyı açtı. Gece 12.30'da. Ve silah sesleri duyuldu. O 5 el silah ateşlendi. Eşi yanındaydı. Daha doğrusu silah seslerini duyup çıktı. Ve hastaneye kaldırıldığında artık çok geçti. Serpil Hanım. Şimdi dün kaldığımız noktadan başlayalım da sonrasında da bize olay anını tekrar bir anlatın. Eşiniz köyün muhtarı, soysalı köy muhtarıydı öldürüldüğünde. Bir düşmanlığı, onu çekemeyen biri, herhangi bir tehdit aldığı kimse. Böyle bir olay var mıydı son dönemde? Ta ki eşim muhtar olup da bizim köyümüze o baraj gelene kadar bizim hiç kimseyle bir husumetimiz de yoktu. Bir düşmanlığımız da yoktu. Kendi halimizde bir aileydik. Peki muhtar alıp köye baraj geldiğinde ne oldu ki? Yani o zaman başlamış bu husumet demek ki. Bildiğiniz biri var mıydı? Bir yok. Husumet? O zaman başlamış husumet dediğinize göre... Ha, demek ki bize böyle bir düşmanlık beslemiş insanlar. Niçin? Bunu duydunuz canımıza, mu? Neden? Evet. Niçin? Canımıza kastedecek kadar. Neden size yani köye baraj gelmesi herkesi mutlu eder? İşte, baraj geldi. İşte bilemiyorum. Ben o köyün içinde olmadığım için söylentiler öyle yani. Kimine ev çıkmış, kimine ev çıkmamış. Ne bileyim. Yani o köyün içinde olmadığımız biz başka köydeyiz. O gelen köy başka köy. Serpil yani orası istimlak olan yerler. Bu olaylar sonrası eşiniz muhtar olduktan sonra gerçekten onu tehdit eden, işte ona kötü konuşan, tehdit olmasa bile küsen birileri oldu mu? Olmuştur mutlaka. Ama sizin bildiğinizi soruyorlar. Şey ama bize hiçbir şey senin paylaşmazlar. Hele son 6 ay içerisinde biz bir tek oğlumuz vardı, onu kaybettik. Biz üzülmeyelim diye asla hiçbir şey söylemezdi bize yani. Onun öncesinde de söylemezdi hiçbir şeyisine. Hiçbir şeyin paylaşmaz mıydı? İyice. Ne zamandır muhtardı orada? Ne zamandır muhtardı? Ne kadar olmuş? 2 yıl. 2 yıl. İkinci yıl falandı. 2 yıl sağlam baktı. 2 yıla geçti yani. Evet.
Bu arada yeğeni de burada bizimle, Yusuf Bey. Evet. Siz de hoş geldiniz. Buyurun hocam. Şimdi cinayet sebebi, yani cinayet motivasyonu dediğimiz şey genelde 3 ana başlık altında toplanır. Ya gönül ilişkisi vardır, ya kan davası vardır, ya alacak verecek para meselesi, bir menfaat meselesi vardır. Şimdi bu olay yeri bulgularına baktığımız zaman bu kişiyi aslında öldürmek için ateş edilmemiş. Çünkü dikkat ettiyseniz altta eşikte 5 el ateş ediliyor. 2 tanesini zaten eşikte görüyoruz. Üçüncüsü ayağına isabet etmiş. Evet. Muhtemelen ayağına doğru ateş edildi. Oradan seken kurşunlardan biri zaten karın alt tarafa geldi, değil mi? Evet. Ve bir kanamada, dışarı bir kanamada olmadı diyorsunuz. Bu bir uyarı işte zayıfladı. Yani? Tabii bence bir uyarıydı bu. Zayıfladığı için kurşun muhtemelen oradaki böbrek damarını veya karındaki ana atar damarı, işte aort damarını kestiği için çok da kısa bir süre içinde vefat etmiş çünkü. Yani yoksa eğer direkt atılsa, öldürmek için atılsa deler geçerdi muhtemelen. Delmiş, geçmiş hocam. Gövdesine kurşun, doğru kurşun çıkmış. Bir şey. Öyle mi? Kurşun buradan girmiş, buradan çıkmış. Karaciğere 5 santim. Şeyini atmıştık biz size. Otopsi raporunu atmıştık. O henüz elime geçmedi. Arkadaşlar geldiyse bir hocamıza onu ulaştırabilir miyiz? Ama benim tahminim yani şimdi 5 el üstüne atılmamış. Evet. Aşağıya doğru atılmış. Evet hocam. Bu bir tehdit amacıyla. Eğer gönül meselesi balkon olsa, mesafesinden hani balkon yok ama yani şimdi ayak kısmıyla göğüs kısmı çok farklı. Gece hocam elektrik de yok. Ama şöyle bir şey, ay aydınlığı varmış Bünyamin Bey'in söylediğine göre o gece. Ama zifiri karanlık dedi Mustafa Bey. Evin içi zifiri karanlık. Dışarı için karanlık olarak biliyorum. Açtığında Mustafa Bey hiç gözünüzü görmüyordu dedi. Yani Bünyamin Bey o zaman birisi Bünyamin yanlış söylüyor. Bünyamin Bey birazdan söylüyor. Canlı yayında tamam, Bünyamin Bey aydınlığı vardı. Serpil Hanım'a da soralım. Burada ablası da var şu anda ve yeğeni de var Yusuf Bey'in. Onlara da soralım. Olay anında siz köyde miydiniz mesela Tahsin ben Bey? Ben Elbistan'daydım. Siz orada değildiniz. Ben abla, de Elbistan'daydım. Bu da Elbistan'daydım. Evet, oradaydınız, yokmuş. Peki köyde Serpil, değildim. O gece, şimdi o geceye dönersek, şimdi köyle ilgili görüntüleri de göstereceğim. O trafonun yerini, çünkü trafo bilinçli olarak kapatıldı iddiası şimdi, var. Ben de oraya gelecektim zaten. Bu tehdit amacıyla bence ve siz korkutma öyle amacıyla atıldığı için gönül meselesi olduğunu düşünmüyorum. Onu eliyorum. Kan evet davası yok diyorsunuz. Öyle bir geçmişten gelen bir husumet yok diyorsunuz. Köyümüzde yok. Sizin sözünüze göre yok zaten. Bu durumda bir tek menfaat meselesi kalıyor. Şimdi servisçilik yapıyordu değil mi? Evet. Köydeki çocukları mı götürüyordu yoksa şehirde mi? Şehir yok, içinde köyün, köydeki köyün çocukları köyün ilçeye götürüyordu. Başka, peki o başka talibi olan var mıydı? Bir ihaleyle mi almıştı o servisçiliği? Evet, ihaleyle almıştı. O servis işini onun elinden almak isteyen birileri olabilir. Yani en büyük ihtimal bence bu. Onlarla bir çatışması vardı. Yani onlar kimse, onlarla bir eşi de diyor ki Serpil Hanım'ın da sizin dediğiniz gibi eğer bir uyarıysa ve çıkar, işte maddi bir çıkarla ilgili bir durumsa muhtarlık makamı ile ilgili belki aldığı kararlar, ulaştığı kişiler bununla ilgili bir, biraz Serpil Hanım bir kişiye işaret etmese de sanki ama onunla ilgili bir sorunluk var. Muhtarlık makamı ile ilgili menfaat çatışması olması için işte o istimlaklarla ilgili muhtarın söz hakkı olması zaten lazım. Var mıydı öyle bir şey? Var var hocam. Zaten. Yani şurayı ben alacağım mesela. Ben alacağım diye değil de Sabah Enerji Sahan'ın satın alma komisyonuyla beraber köy muhtarı öncülük yapıyordu. İşte arazi sahiplerine öncülük yapıyordu. Pazarlığı o yaptırıyordu. Ortam yani pazarlığı arazi yaptırıyordu. Meselesiyle ilgili de bir şey var. Bir de şöyle bizim var mıydı? Mesela oradaki arazilerin tamamı tapulu muydu ki? Yani muhtarın beyanına göre mi? Mesela dedi ki kimilerinin ev çıktı, kimilerine çıkmadı. Şimdi ev çıkmama veyahut ev çıkma kararında muhtarın etkisi var mıydı? Vardı. İşte bunu öğrenmeye çalışıyorum. Bu bir ihtimal. Bu böyle bir aklımızın bir köşesinde dursun. Taner hocam, bu nedenlerle bir takım çıkar meselesiyle bir uyarı atışı yapılmak istendiğini ama işte o da bu maksat aşıp ölümü gerçekleştiğini tabii düşünüyor. Ama şimdi olay yerini gördüğümüzde, o günü anlattığımızda belki fikrimizi değiştirecek bulgular olacak. Bunu hep birlikte göreceğiz. Şimdi bir köyün görüntüsünü, köyde kimin evi neredeyi şöyle bir seyircilerimize anlatarak başlayalım istiyorum ben aslında. Burası ölen işte köy muhtarı Yusuf Güneş'in evi. Evet. Bu hemen karşısında arada bir yol var. Benim evim orada dediniz Mustafa Bey. Evet. Sizin evet eviniz. Evet. Abisi Mustafa Bey'in evi. Burada dün yayına bağlanan ve olay günü aslında tam da Yusuf Bey öldürülmeden kendi anlatımıyla Bünyamin Bey'in evet dün anlattığı kadarıyla birkaç dakika önce orada olan, arabayı oraya bırakan evet yeğeni Bünyamin'in evi. Ne kadar mesafe Bünyamin Bey'in evi buraya? 200 metre, 250 metre. Yürüme 200-250 metre. Evet, arada peki ancak böyle bir
engel, sesi engelleyecek bir şeyler var mı? Yok. Böyle bir bahçe falan yok. Sadece tamam. Şey var yani. Burası kardeşi Necati'nin büyük, evi. Büyük abisinin evi. Büyük abisinin evi. Evet. Yusuf Bey'in abisinin evi. Bu ne kadar mesafe? O da 150 metre öyle yani. Sizinki de daha da yakın değil mi Mustafa Bey? Evet. O biraz daha yakın. 50 metre yakın falan dediniz. Öyle, 50 öyle. Metre civarında bu 50, ev var. Bir abisinin evi. 150 metre civarında diğer abisinin evi var. Ve burada da yine abisinin oğlu 200 metre en fazla 200 metre ötede abisinin oğlu Bünyamin'in evi var. Hani, şimdi burada başka evler de var mı? Var. Şu karşıdaki bak ortadaki evin yanı. Şu, yok, şu halkanın... Gelin buraya isterseniz. Bu arada şu evin şuranın evet, hemen bir yanda lazım. Halkanın içindeki evet. Ev kayınbabasının evi var orada. Kayınpederinin evi evet, var. Evet. Kayınları kalıyor orada. Evet. Ondan... Şunlar ev midir? Tam ben seçemiyorum. Burada başka evler var mı etrafta? Bir ilerisinde ablasının evi var. Şuralarda yakınlarda evet. Yani 200 metre civarında. Yani, toplamı 500 metrenin içinde. Ve en az bir 10 ev var yani orada. İlhan'ın evi var. Rahat var. Evet. Rahat var. Biraz daha evet yakın zaten burada görülüyor binalar. Evet. Çok sayıda ev var. Tamam evet. Oturabilirsiniz. Teşekkür ederim. Şimdi o genel haritaya gelelim sonra buna tekrar geçelim Seda istersen. Bu arada trafonun yerini de görüyorsunuz. Evet. Evet. Ertuğrul'un evi de. Ertuğrul kim? Ertuğrul olay günü Bünyamin Serpil Hanım'la eşi Yusuf Bey'in evinde işte o gün bahçe işlerine yardım etmeye gelen Hasan Bey var. Evet. Bünyamin'in yeğeni. Hasan Bey kendisi bırakamayınca arıyor Bünyamin Bey'i. Yusuf Bey diyor ki gel onu evine bırak diyor. Bünyamin Bey'in yeğeni zaten. Hasan Bey de rahmetlinin yeğeni. Bünyamin de yeğeni. İkisi de yeğeni. O da, tamam. O da yeğeni yani. Öbür taraftan mı kuzeni falan diye evet. Düşünmüştüm ben. Sonrasında giderken onu evine bırakmaya giderken yolda Ertuğrul'la karşılaşıyor. Ertuğrul da alıyor arabasına. İşte oradan Ertuğrul'un evine iniyor. Ha. Ertuğrul alıyor. Önce bu. Ertuğrul'un evine iniyor oradan Bünyamin giderken, ileri hı-hı. Köye giderken Ertuğrul'u yanına alıyor. Beraber gidelim diyor. Devam edip gidiyorlar. Ertuğrul'u yani beraber bırakmaya, Hasan'ı bırakmaya. Ertuğrul da kuş alıyor giderken mi alıyor? Giderken alıyor. Ertuğrul kuş alacakmış. Evet. Sen de diyor kuş alacaksın beraber gidelim diyor. Ben yalnız gelmem gelirken diyor daha iyi olur diye beraber gidiyorlar. Beraber gidiyorlar. Önce şu mekanları bir görelim. Sonra trafonun yeri de burada. Peki bu yol şimdi buradan çıktığında. Evinden çıktığınızda Yusuf Bey'in. Evet. Yani güzergah nedir? Bu yol şu mu? Şurası mı? Evet. Oradan direkt buradan ana yola gidilip, çıkıyor. Buradan gidilip buraya kavuşuyor. Evet. Elbistan'a, trafo hemen şurada. Trafo da çok yakın. Elbistan'a giderse sağ tarafa gidiyor. Yeni yerleşim yerine giderse sol tarafa gidiyor. Hasan'ın evine tarafta. Hasan'ın evi sol tarafa giden yol Hasan'ın evine gidiyor. Yani buradan geldi diyelim ki Bünyamin Bey. Birazdan o da anlatacak evet. Bize. Böyle evet. Gitti. Buradan evet. Ertuğrul'a geldiler. Aldı geri yola çıktılar. Yola çıktılar. Sonra orada, bu tarafa mı devam ettiniz? O tarafa. Hasan'ın evi bu yeni tarafa. Yerleşim diye bir köy var. Mahallemiz aynı. Soysallı köyüne bağlı ama orası mahalle yani. Ayrı bir mahalle. Peki burada gelip... annemin evinde kaldığım dediği ev burası mı Bünyamin o gece? Anne babamın evinde kaldım evet. Diyor şurası. Bünyamin. Şu ev. Şurası. Şu ortadaki ev. Ha, orası. Evet, evet. Burası. Orası. Yani kendi evi burası. Orası kendi evi. Orada kalmıyor. O çünkü gece artık, amcası öldürüldüğü gece burada kalıyor. Daim, yaş, anne babamın evinde kaldım yaşlı dedi. Yaşlı olduğu için. Daim yaşlı olduğu için hasta. Şimdi birinci sorum şu. Oradan başlayalım. Beş el silah sesi. Evet. Şurada evin önünde, evin dışından ateşlendi. O sırada evde Serpil Hanım sen vardın, evet. Kayınvaliden vardı. Evet. Çocuklarınız neredeydi? Birisi Kur'an kursunda yatılıda kalıyor. Yatılı okuyor çocuklar, evet. Ortaokula gidiyordu, ekin özündeydi. Yani? Yatılıydı. Çocuklar ikisi yatılı okudu çünkü hiçbir çocuğunuz yok. Evet. Gecenin 12.30'unda. Bir tanesi evli zaten en büyüğü değil mi? Evet. Burada hocam... Sizinle başlayalım aslında. Sonra Serpil anlatacak bize yine olan biteni. Bu kadar yakın mesafede bu gördüğümüz kardeş evlerin dışında en az çok 10 tane duyulur. Ev var. Çok net duyulur silah gecenin sesi. 12.30. Çok net duyulur. Tabii yani bir arada bir engel yok. Bir ev yok, duvar yok, ağaçlık yok. Saat 12.30. Çok Mustafa sessiz. Bey dedi ki 50 metre ötede evi. Yağmur yok. Yani, özür dilerim. Çift camlar vardı. Ve çift cam yüzünden duymayabilir dedi. Böyle bir şey mümkün mü? Bu kadar silah sesini engelleyecek duyulması kadar. Duyulması gerekir yani. Evler, çok net duyulması lazım. Eski yapı kerpiç evler olduğu evler. İçin. Kalın, duvarlar kalın yani. Peki belki... o gün herhangi bir yağış var mıydı? Yani gök gürültülü, sağanak bir yağış tarzında bir şey var mı? Gürültünün engelleme. Yok, yağış yok. Açık bir hava vardı. Açık hava. Peki karanlık mıydı Serpil Hanım? Camınıza vuruldu ya. Perdeyi açtı eşiniz. Hı hı.
Dışarısı da bir ışık gördünüz mü siz? Görmedim. Görmedim. Ben bakmadım pencereden çünkü. Peki sonra silah sesini duyup kapıya yöneldiniz. Evet. Kapı kapalıydı, anlattınız. Bir anlatın orayı bize. Kapı kapalıydı. Açtım. Eşimi kolundan tuttum, çektim. Elinde sandalye vardı. Elinde? Elinde. Sandalye vardı. Kolundan tuttum, çektim. Şimdi vurulacaksın diye. Salona hemen girişe kendi böyle dizlerinin üstüne çöktü. Telefonumu getir dedi. Koştum, telefonu getirdim. Ev telefonunu getirmişim. Ceryan yok, o çalışmıyor. Cep telefonumu getirdi. Koştum yatak odamızdan cep telefonunu getirdim. Ondan Bünyamin'i aradı. Arayayım dedi, konuş, şeye getirsin. Beni dedi hastaneye düşürsün. Niye siz aramadınız dedi. Doğru aradı mesela? Ben bilmiyordum. Cep telefonunu kullanmasını bilmiyordum. Peki siz şimdi kalktınız, o dışarı çıktı. Işığı yakmayı denedi önce evde. Elektrik yoktu. Evet. Değil mi? Evet. Karanlıkta yürüdü. Gitti. Siz odanızda mıydınız o arada? Evet. Hiç arkasından salona gitmediniz. Gitmedim. Üzerine kayınvalideniz kalktı o arada. Evet. Uygun değildi kıyafetiniz. Evet. Kayınvalidenizi de odasına geri çevirdiniz. Silahlar takırdayınca işte ben dedim ki elime dolaşmasın diye odana git Rahma abi sen dedim kayınvalideme. Ben de doğru koştum kapıya. Nasıl silah sesini duyduktan sonra mı kayınvalideyi odanıza gittiniz? O arada geldi. Ama silah... Neden gönderdiniz çok onu? Kısa sanki ya elime dolaşmasın böyle aceleyle ne dediğimi de bilmiyorum. Peki sonra kapıyı açtığınızda dışarıda bir ışık gördünüz mü? Görmedim. Zifiri karanlık mıydı Mustafa karanlıktı Bey'in anlattığı? Karanlıktı yani. Yani böyle seçiliyor muydu dışarıdaki işte ağaçlar, yok. Evler? Peki bir koşu ağaçlar seçilebilir mi? Ben onlara fark etmediğim için ben sadece korkuyla panikle eşimi tuttum çektim. Bir şimdi koşma sesi bir silüette mi görmediniz? Hayır. Kaçan birinin sesi vardır ya hızlı hiç hızlı koşan. Hiç kimseyi görmedim. Bir ses de duymadım. Peki ondan sonra o motor var mıydı? Daha sonra o bir motor bizim var. Bizim küçük bir bahçe motorumuz orada duruyordu. Ondan sonra da o motor orada durmaya devam ediyor. Demek ki motorla kastettiğiniz neydi? Yani motor dışarıda bir motor gördüm ya, demiştiniz bilmiyorum. Ya. Bilmiyorum eşim belki de onu mu kastetti? Başka bir motor mu kastetti bilmiyorum. Farklı bir şey olması için yani farklı bir şey kastettiler. Dışarıda bir şey görmesi lazım. Yeni bir şey görmesi lazım. Hayır, elinde sandalye vardı dediğiniz yani birisi de fırlatmak üzere mi kaldı? Evet işte? Küfür ediyordu. Ne diyordu? Onu soruyorum. Küfür işte. Hayır ama nasıl o da çok önemli. Yani insanın küfür ettiği kişinin profilini biraz şey yapar. Demek ki saldırganını Süleyet bile olsa gördü o. Sandalyeyi kapatmış. Hocam şimdi orada bu giriş yerde eve şu şekilde girdiğin anda sağ tarafa dönüyorsun eve. Girdiğin kapının ağzında beri tarafında 3 tane mi? Geçmiş gün 4 mü sandalye şu laylon sandalyelerden. Onlar orada takılıydı. Ben bu rahmetlinin yanına girdiğimde zaten o sandalyeler havş olurdu silahın sesiyle. Silah diye gidi onlara. Sandalyeler kırılıydı bir kısmı, ikisi mi, üçü mü? Kırılıydı yani. Parçalıydı. Yani şey mermi de mermi diye gidi onlara etmiş, hocam. Sandalyeye de isabet etti. Sandalyeye de isabet edik. Kendine de edik. Yalnız öte tarafı başka bir yerlerden çıkmayak, başka bir yerlere de devam yap. Boşa mı gedik? Nasıl olur bilmiyorum. Bir de ince herkes bunu takip etti yani hocam. Ben şeyi anlamadım. Şurayı bir yeni izleyen izleyeceğimiz için de tamamlayalım. O gece köyün elektrikleri kesiliyor. Yani bilinçli olarak bu trafoyu gösterme amacımız da o. Trafodan kapatılıyor. Tam da bu cinayetin işleneceği anlardan kısa bir süre önce. Çünkü onun öncesinde işte köyde elektrik olduğunda yeğeni Bünyamin de anlatıyor eve dönüş saatiyle ilgili. Siz yatarken de elektrik vardı. Sonra tam trafodan elektrikler kapatılıyor ve arkasından da bu cinayet gerçekleştiriliyor. 12.30'da da bu silah sesinin hani duyulmaması mümkün mü az önce sorduk. İkincisi şimdi siz diyorsunuz ki eşim söyleniyordu. Ne dedi Serpil Hanım? Arada bir isim, bir tabii, olay, bir şey. Birisini bir belirten şey. Bir şey söyledi. Yani birisi hakkında sürekli kullandığı hani, bir küfür vardır mesela. Vuruldum değil de küfür. Enteresan yani birisi değil hakkında sürekli söylediği bir laf vardır onu söylüyordur evet. Belki. Ya, küfür yapıyordu işte yani bilmem ne yaptın adama. Ne yaptın adama? Kaç defa mesela küfür etti? Bir kere. Bir kere küfür etti. Adam veyahut da vuran kişi ne tarafa kaçtı siz gördünüz mü? Görmedim ama. Siz içerideydiniz çünkü. Benim çıktığımda hiç takırdı da gelmedi. Kapıda çatırdaydı. Çünkü niye biliyor musunuz? Şimdi ben bu noktada hocama katılmıyorum. Tam manasıyla bir tasarlayarak kanun deyimiyle taammüden adam öldürme. Çünkü katil silahını beline koyuyor, mermilerini dolduruyor, gidip elektriği trafoyu kesiyor. Trafoyu kestikten sonra bakın kapıyı çalmıyor. Niye? Kapıyı çaldığında kim o diye içeriden bir soru geleceği için cevap vermek zorunda. Dolayısıyla
camları tıkırdatarak sizi tedirgin edip bir şekilde maktulü yani eşinizi kapıya çekiyor. Eşiniz kapıyı açtığında da 5 el, çünkü 5 tane mermi demek garanti etmeye çalışıyor, öldürmeyi garanti etmeye çalışıyor. Ve 5 tanesini sıkarak olay yerinden kaçıyor. Yani bu tam manasıyla bir tasarlayarak adam öldürme. Dolayısıyla buna ilişkin olarak hani sizin verileriniz bizi o kadar ilgilendiriyor ki. Mesela bize dediniz ki biraz önce kimine ev çıktı kimine çıkmadı. Baraj yapılan yerde birilerine ev çıkmış olması demek köylük yerde ciddi manada maddi bir destektir, maddi bir gelir demektir. Tabii ki. Eğer ki muhtarın bu noktada etkisi varsa ki var, bakın, bu noktada hasım sahibi olmuş olabilir. Mesela burada yani hocamın da dediği gibi cinayet sebepleri ya bir kan davası yoksa ya bir namus meselesidir o yörelerde veyahut da bir menfaat alacak verecek. Eğer ki menfaatinin biri muhtar tarafından kesildiğini düşünen biri varsa ki var, gündüzünden Hasan elinizden geleni ardınıza koymayın gibisinden bir telefon görüşmesine şahit olduğunu söylemiş. Doğru mu? Evet. Hocam, demek geçeceğiz oraya. Bilmeden de birinin damarına basmış. Tamam. Otopsi raporu şu anda geçti elime de çok daha önemli bir şey var. Olaydan iki gün önce birisiyle kavga etmiş. Ciddi yaraları var yani eski yaralar yani olay gününe ait olmayan. Sizin bilginiz olması lazım bu konuda. Kimle kavga ettiyse şüphelerin ona önlenmesi gerekiyor. Kiminle kavga etti? Kiminle kavga etti olaydan iki gün önce Yusuf Bey ve yaralandı? Olay günü. Yani en az bir 24 saati geçmiş. Onlar olay gününe ait yaralar değil. Çeşitli yaraları var. Olaydan öncesine ait. Yani en az 24 saat öncesine ait ki iki güne kadar uzanır. Yeşil renkli çünkü. Pörnek'teki o yeni yerleşim yerinde toplantıda öyle bir ağız cangaması yapmışlar ama öyle. Kiminle? Yemliha Taş diye bir çocukla. Bana ev çıkmadı diye onunla bir ağız dalaşı yapmışlar öyle. Öyle bir kakış da olmuş orada muhtemelen yalnız, değil mi? Kavga olmamış yani. Bir, ama bir şey olmuş orada olması lazım. Orada vurma işi olmamış ama öyle. Darp falan öyle vurma falan işi olmamış yani. Serpil sen eşisin yani bilirsin eşin biriyle kavga etmiş ve bedenindeki hocam morluklardan bahsediyor, çürüklerden bahsediyor. Yani görmedim vurulduğu günün öncesinde olan. Eve mesela iki gün önce sinirli geldim, öfkeli geldim bir şey anlattı mı sana? Hayır. Hiç bu kavgayı duymadın mı sen? Biz de bu kavgayı daha sonra başka insanlardan duyduk. Ne duydunuz başka insanlardan? Bunları işte. Hocam ama ne bunları dediniz ne Serpil Hanımcığım biz bilmiyoruz. Bize tam anlatırsanız bu kişiyle niye kavga etmiş? Ne olmuş? Bilmiyorum işte bu baraj işleri bizim köyde olmadığı için bilemiyorum. Bize de her şeyini gelip anlatmazdı diyorum bak. Sonrasında sen eşinin kavga ettiğini duydun ya. Kimle kavga etti diye anlattılar sana. Eşin öldürüldükten sonra mutlaka bunları sordular. Orada kim varmış başka Tahsin Bey? Köyün öbür muhtarın azaları varmış. Bayağı kalabalık yani. En az 40-50 kişi varmış içeride yani. Peki orada bir itişme olmadı diyorsunuz ama onun sonrasında başka kişilerle belli ki bu kavga ya da başka bir nedenle devam etmiş. Orasını bilmiyoruz. Ağız talaşını yapıyorlar hocam. Yalnız vurma falan işi olamaz. Hiç mümkün değil. Ama raporda vurma işi bunu. Tamam. Orla burada hocam bunlar peki böyle görülebilir, çok fark edilebilir eziklerden. Vurma işi yok olması lazım. Hani eşi muhtara vurma işi olamaz. Çamaşırını çıkarttıysa ancak fark edebilir. Ağız dışarıdan görülen yerlerde değil. Çünkü eşi fark edebilir. Eşi fark eder. Yok yani. Öyle bir şey yok, hep duyardık öyle kavgalarını. Yani kavgası mi? Falan senin dediğin gibi birbirine vurma falan hiç mümkün değil yani. O olamazdı. Bu kadar bu saygıları vardı bu adama. Bu adam gelirken muhtar gelirken onlar saygı duruşunda dururdu. Ben sana bu kadarlarını diyeyim. Bu ama kadar sevilen bir insanı. Yani o zaman bir yuvarlandı, düştü bir şey oldu. Bunlar var yani. Zaten bir oraya bilemiyor işte bak. Serpil Hanım olay günü siz eşinizle sabah kalktınız. Şöyle bütün gün dediniz ki birlikteydik dediniz dün yayında. Sonra Hasan geldi yardıma dediniz. İşte namaza gitti geldi. Bir detay bize bir tekrar şöyle özetlesene. Öğrenci servisi taşıyor. Evet servise gitti geldikten sonradan bahsediyorum. Gitti geldi. Geldikten sonra böyle bir sinirli falan bir öfkeli bir hali var mı? Hayır. Yok. Saat 3'te geldi. Evet. Yemeğini yedi. Ondan sonra işte o bahçedeki çalılara, ağaçlara, şeylere yüklediler. Hasan kaçta gelmişti eve? Sabah. Sabah gelmişti. Sonra onu araması için, götürmesi için niye Bünyamin Bey'i aradı? Biz hayvanları yemlemeye girmiştik. Evet. Geç vakit oldu. Hasan'ı evlerine bırak da gel dedi.
böyle geldiğinde bu yardım etmeye birileri eşiniz mi götürürdü onu normalde, yoksa işte Bünyamin'den falan yardım ister miydi? Eşim de götürdü, evet, isterdi de. Yardım da isterdi. Peki o gün gerçekten bir telefonda biriyle bir tartışması oldu mu? Ben duymadım. Ben o arada çay pişirmeye gelmiştim eve, çay demlemeye. Bünyamin Bey öfkeli olduğunu fark ettiğini söylüyor. Siz fark ettiniz mi? Yok, öfkeli değildi. Ben fark etmedim. Gayet de neşeliydi. O gün benim moralim bozuk diye. Benim böyle o bahçe motorumuz var. Hı hı. Onun romu var. Ona bindirdi, böyle bir tur attırdı gülerek. Hı hı. Çocuklar da orada gülüştüler bize. Beni neşelendirmek için öyle çocuklar bir tur attırdı. Yani çocuklar. İşte öfkeli olduğunu bilmiyorum, düşünmüyorum da. Hiç öyle bir şey düşünmüyorsun. Şimdi şu köyle ilgili bir bandımız var. Trafonun yeri bir orayı böyle netleştirelim de oradan devam edelim istiyorum. Çünkü o trafo sonra da kim tarafından kapatıldı? Bu da şey açıldı, bu da önemli. Kim kapattığı kadar nasıl açıldı, kim fark etti, ne olduğu bir dinleyelim de istiyorum aslında tanıklardan. Eve çok yakın bir mesafede trafo. Evet. Ve dediniz ki normalde de herhangi biri de açıp kapatabilir mi bunu, yoksa illa çok elektrik bilgisi olan... Yani normal gerekir. Köyün içindeki gençlerden açıp kapatanlar vardı yani, olabilir yani. Çünkü bu elektrik kesintisi olur mu sizin köyde böyle? Bu trafoyla daha önce oynayanlar, kapatanlar, açanlar böyle bir şey yaşandı mı hiç? Arada sırada elektrik kesilir ama... Elektrik kesilir de trafodan özellikle kapatan yok. Böyle bir şey yaşandı mı yok, hiç? Yok, öyle bir şey olmaz. Böyle. İzleyelim o bandı arkadaşlar o zaman. Yusuf Güneş cinayetini araştıran ekibimiz köyü ve trafoyu adım adım inceledi. Şimdi bir de köyü tasvir etmek gerekiyor. Burada kimler kalıyor? Yakınlık dereceleri nedir diye. Aslında Tahsin Bey bize bu soruların cevabını verecek. Kendisi Yusuf Bey'in yeğeni. Köyün tamamı akraba. Dayımın oturduğu ev burası. Yani burayla 100 metre ileride büyük abisinin oğlu. 100 metre, 50 metre yanda bir abisinin oğlu, öbür tarafta abisinin evi, bak karşıda görüküyor zaten hepsi, ortalama 100 metre mesafede hepsi. Yani bu mahalle birinci derece akraba. Yani olayın olduğu yerde burası zaten, trafoğu elektrik kesilen yer karşı. Nereye kaçmış olabilirler? Saldırganlar buradan hangi noktalara kaçmış olabilir? Hani bu yollar nerelere gidiyor aslında Tahsin abi, onu sormak istediğim o. Bu şu karşı yol yeni yerleşim denilen karşıdaki mahalleye gidiyor, yeni yerleşime. Bizim aynı köyümüze bağlı mezrağımız. Kebeli diye bir mezrağımız var yukarıda, oraya gidiyor. Şu yol, sağ tarafa gidersen Uzunçayır diye bir mahallemiz var yukarıda, oraya gider. Şu yanımızdaki yolda bu Kayapa diye bir mahallemiz var, Kandıl'a bağlı, oraya çıkar. İlk etapta Yusuf Bey'in yatak odasındaki cama vuruluyor. Evet. Yani yatak odasının nerede olduğu biliniyor. Onun o saatte uyuduğu biliniyor. Elektrikleri cinayet için mi kestiler? Köyün ışıkları kesiliyor. Ondan sonra ışıklar kesildikten belli bir müddet sonra geliyorlar. Direktmen yatak odasının camına vuruyorlar. Yengemin anlattığına göre, ifadelerine göre biz onlardan duyduğumuzu söylüyoruz. Tabi olay anında biz burada değildik. Yani cama vuruyor. Rahmetli camdan bakıyor diyor, bir traktör mü geldik, bir araba mı, motor gelmiş diyor. Camdan öyle gözüküyor gözüne. Artık var mıydı yok muydu onu bilmiyoruz kendisi. Kapıyı açtığında sıkıyorlar. Elektriği kim nasıl kesti? Köyün elektriği esrarengiz bir şekilde kesilmişti. Tek kaynak burası. Elektriğin kalbi. Yani bu güzergahta hem bütün köyü görebiliyorsunuz hem de elektrik kesildiği zaman neyle karşılaşacağınızı az çok görebiliyorsunuz. Ön tarafta sadece kablolar var. Peki arka tarafta gösterelim sizlere. Sadece tek bir şalterin olduğunu görüyoruz. Bu şalteri indirdiğiniz takdirde köydeki elektriği kesebiliyorsunuz. Yani aslında çok rahat. Yusuf Güneş'i kim, neden öldürdü? Köyün tamamı akraba. Yani köyde ne yaşandığını herkes biliyor. Herkes bir husumet varsa, bir ters bir olay varsa bu konuyla ilgili fikir sahibi. Yani. Herkes sustu. Herkes sustu. Evet, mu? Herkes sustu. Hiçbir sustu bilmeyen... Yani. Bir... Karanlık bir el var yani işin üstünde. Niye sustular? Çok değerli bir adam. Çözemiyoruz yani. Bir türlü çözemiyoruz yani. Hulusi Hanım sizce niye sustular yani? Bilmiyorum artık. Ben de bilemiyorum. Kardeşimin bir düşmanı yok. Demek ki gizli düşmanı varmış. Biz düşmanın yani cezasını çekmesini istiyoruz açık açık. Ne olursa olsun. Serpil Hanım şimdi tam uyuyacağınız saatte cama gelip vuruyorlar. Kapınızı da çalmıyorlar. Uyumuşuz önce biz. Önce bir cama. Uyumuşuz. Ha? Uyumuşuz biz. Uyumuştunuz. Hı-hı.
bir cama vuruluyor. Sonra gidip diğer cama vuruluyor ve kim o diye sormadan eşiniz kapıyı açıyor. Direkt elektrik olmadığını da gördüğünde gördüğü halde. Bu da birazcık şey değil mi hocam? Yani köy yerinde olduğu için çok güvenmemiş hocam olabilir. Açar yani. Ama iki gün önce de böyle olaylar, kavgalar olmuşsa ve ama yani herkes birbirini tanıyor. Bence açabilirler ama gün içerisinde eğer gerçekten böyle bir elinden geleni ardına koyma tarzında bir mesaj alan, telefon görüşmesi yapan birisi kim o diye de sorar bence. Sormadı mı? Çünkü basireti bağlamış olabilir. O cama vuruyorsa tıkırtıyla onu dışarıya çıkartmaya çalışıyor o. Hocam. Hani dışarıya çıkartsın ki eylemini gerçek. Kapıya vursa zaten kim olduğunu anlayacak, belki de almayacak içeri. Hocam köyde muhtar bizim o köylerde yani muhtar oldun mu her şeyden sorumlu olur. Ama kim o diye sormaz mısınız kapıya? Sorumlu olur. Mustafa Bey. Kapısı açık olur muhtarın. Tamam, gelen muhtarın, kişiye kim olursa bilmiyorum, kim o diye içeriden satan sorulmaz. Satan sorsa kendinin tabancasında 14 tane mermi basılı duruyor. Heh, elektriği alır eline. Tehdit altında bir korkusu, bir korkusu falan bir şey olsa bunların birini yapardı. Mustafa Bey, evinize biri geldiğinde gece 12.30'da kapınızı çalsın, camınızı çalsın, tehdit edilin etilmeyin. Otomatik olarak kim o diye herkes sorar. Sormaz mı? Sormazlar. Erken olduğu için sormazlar. Sormazlar. Evet. Peki Serpil Hanım. Elektrik de yok. Önce, elektrik de yok. Elektrik de yok. Yani bastım. Önce Mustafa Bey geldi. Siz eşiniz sizden telefonunu istedi. İlk Bünyamin'i aradı yeğenini. Ulaşamadı. Sonrasında. Orada komutanı da aradığı duyuldu. Yani komutanı da aramış diye biliyoruz. Karakol zaten komutan, kayıtlarda bu görünmüştür. Muhakkak ki vardır. Ona da dikkatinizi çekin. Peki. Öyle sonra, bir şey var yani. Serpil. Sonra şu tarafta bir odamız var. Kapıyı açamadım. Sen telefonu getirirken o arada bağırmaya başlayıp yardım istedin mi? Yok. Sadece o telaşına atmadı. Bu niye? Belki vurulduğunu fark etmemiştir o ara. Vurulduğunu ne zaman fark ettin sen? Telefonu aldı benden. Yamin'i arayacağım dedi. Vuruldum dedi mi? Evet. Şey diyeyim dedi. Beni hastaneye düşürdüm. Ben de o arada telefon çaldı düştü. Pencereyi açtım. Kendine mi verdim? Telefonu nereye koydum bilmiyorum. Pencereyi açtım. Bağırdım. Kaydım. Serpil Hanım, arka arkaya önce Bünyamin'i telefonu getir. Ev telefonunu getirdiniz. Vurulduğunu ne zaman söyledi size? Telefon ederken vuruldum dedi. Vuruldum. Bünyamin beni hastaneye götürsün dedi. Siz o anda bağırmaya başlamadınız mı? Onu hayır. İşte pencereyi açtım. Ben de eşimi bekledim. Sonra karakol komutanını aramış, iki görüş. Onu bilmiyorum. Karakol komutanını arayıp aramadığını bilmiyorum. Peki, pencereye çıkıp telefonlarında bağırdınız. Telefonlarında var kayıtta. Tamam, bağırdınız. Bağırdım. Kaynım dışarıdaymış. Ne oldu Serpil diye çağırdı. Çabuk yetiş dedim, Yusuf vurulmuş. Evet. Şeye götüreceğiz. Silah sesini hastaneye duymadın Mustafa Bey. Silah sesini duydun değil mi sen? He? Silah seslerini duydun mu? Ben duydum yataktan. Duydun. Yalnız benim kardeşimin evinden geldiğini bilmiyorum. Hayır, duymanı. He. Seninle Bünyamin'in evin mesafesi ne kadar? Haritayı gösterelim. Ya o da böyle sol tarafında hepsi yakıyor. Peki sen de, sen de uyuyordun değil mi? Silah seslerine uyandın. Ben uyuyordum. Silah seslerine uyandın. Ben silah seslerine uyandım. Tamam. Peki başka kim geldi? Siz geldiniz. Eşi geldi kaynama. Sonra? Eşimi tuttuk. Evet. Arabaya bindirdik. O arada bunu, başka gelen başka olmadı. Başka yoktu. Bununla ben arkadan karşıladık. Anneniz ben, çıktı mı odana? Belki de onda morluk hocam onda olabilir. O da çıkmış. Biz, şey, biz gidince, kaynımla biz arabayı aldık ya. Gidince o çıkmış o dışarı. O köye tabii haber oldu. Peki. Bizim çevre çok geniş. Sonra sizin hemen hastaneye gider gitmez kimler gelmiş eve ilk? Eve ilk kimler gelmiş? Evet. Bilmiyorum. Ha, silah konuşma. Sesini duyup da Mustafa Bey dışında kimler gelmiş? Hepsi gelmiş köyünden. Bünyamin Bey olmaz. Elbistan aradılar, bizleri aradılar. Biz hastaneye koştuk. Bünyamin Bey ne zaman gelmiş? Bünyamin Bey de çok az sonra geldi. Hepsi hastaneye geldiler dedi. 150 kişi oldu hastanada. Hastane 150 kişi oldu dedi. Burada silah ateşleniyor. Sen şurada duydun. Evet. Ama orasının olup olmadığını anlayamadın. Camla çıktın. Dışarı çıktın. Balkon var benim evim. Balkonu var. Balkona silah çıktım. Sesinden ne kadar sonra çığlıkları duydunuz? Ben yatakta yakan duydum zaten. Silah sesiyle beraber onun söğüdüğünü duydum ben. Dışarıya küfrettiğini çıktım. Duydun. Duydum ben. Sesini duydum bak. Küfrettiğini duyduysa orada bir şey olduğunu anladın o zaman. Kim olduğunu bilmiyorum. Kardeşim olduğunu bilmiyorum ben o küfredenin. Tanımadın mı sesini? Hiç hayır. Nasıl küfrediyordu? Ne duydunuz siz? Ya söğüyordu bayağı ama nasıl olduğunu ben bilmiyorum onu. Ne mesela duydunuz tam olarak Mustafa Bey? Ne duydunuz tam olarak? Adam
Tam olarak ne duydunuz? Ya ana avrası oyuyordu adama. Kötü bir şeyse arkadaşın basacak. Yani bu şimdi sen evinden kardeşinin küfür sesini duyduğunsa onun başına bir şey geldiğini anladın silah sesini. Kardeşim olduğunu bilmiyorum ben ya. Tanımadın mı sesini? Evet mümkün değil. Yataktan ben cır cır bak atladım diyorum. O yana bu kimdi? Başka birisi mi? Benim çok yakınımdan geldiği gibi balkona çıktım. Bunların evine benim araya 50 metre. Köprü hiç duydun? Ne ses duydum ne bir şey vallahi billahi. Cılbağım üşüdüm. İçeri gireceğim gayrı. Karanlık ya içeri gireceğim gayrı. Bu Hacı dedi bağırdı. Ne kadar sonra duydunuz bağırmasını? Küfürden ne kadar sonra mesela? 20 dakika sonra en az. 20 dakika sonra. En az 20 dakika. Bir dakika yani. O ara bu içeri almış işte. Bir saniye silah sesi duydun. Sürmemiştir de. Çıktın. Bilmiyorum yani ben. Bir saniye çok Mustafa Bey. Silah sesi duydun. Çıktın evden. İşte evet. Cama, çatı, her neyse. Nereden geldiğini anlamadın silah sesini. Evet. Sonra 50 metre ötedeki kardeşinin evin yani bir küfür sesi duydun. Birinin küfür ettiğini duydun. Evet. Ama kim olduğunu tanımadın. Kardeşin olduğunu tanımadın. Tanımadım. İçeri girdin. Bir 20 dakika sonra da Serpil Hanım'ın çığlığını duydun. İçeri girmedim ben. Daha dışarıdayım ben. Dışarıdasın. Bekliyorum ben. Dışarıda bekliyorum. Ne kadar? 20 dakika sonra mı Serpil Hanım bağırdı? Serpil Hanım bu arada bağırdı. Ben şöyle bir anıyorum. 20 dakika olmamıştı. Sözüm ona ben o arada işte o telefonları getirip götürecek mesafedeyim. Ama odada. 15-20 dakika bilmiyorum diyor. Yani. Yani. Dakika, bilmiyorum yani. 1-2 dakika bambaşka bir şey. 15-20 dakika bambaşka bir şey. Bilmiyorum. Belki de daha o çok az. Bilmiyorum ben o kadarlığını. Ben orada iki odaya girdim işte. İki odaya girdim. İki odaya gittim geldim. Bağırmadın ama o arada. Hayır bağırmadım. Pencereyi açtım. İçeride bağırsam kim duyacak ki? Hayır telefonu almaya giderken bir yandan çığlık çığlığa bağırır insan. Peki bir tam şey kaçta değil, oldu siz... bu olay Serpil Hanım? Karanlık bilmiyoruz ama. Ha, sonradan 12 gibi. O işte 12 buçuk gibiymiş. Biz bilmiyoruz. Karanlık, saat yok. Göremiyorsun yani hiçbir şeyi. Telefonu ama gittin önce ev telefonunu buldun. Evet. Işık yok evde. Hı-hı. Ev telefonunu getirdin. Orada... Yanlış oldu. Eşin ne dedi? Bu yanlış telefon mu dedi? Ceryan yok bu çalışmıyor dedi. Ceryan yok bu. Bilinci kendinde. Hı-hı. Ama vuruldu mu o anda söyledi sana. Evet. Cep telefonunu getirdim ararken dedi. Ne oldu diye sormadın mı silah seslerini duydun? Yani ne oluyor burada? Korkuyla insan ne sorabiliyor ki? Peki o sonra gittim. Her zaman cep telefonunu buldun karanlıkta getirdin. Evet. Bünyamin'i aradı. Ulaşamadı. Bu arada vuruldum Bünyamin beni hastaneye götürsün dedi sana. Evet. Bunu herhalde ilk telefonu isterken söylemiş tabii. Olması lazım aslında. Hatırlayamıyorum şu an. Ben de şunu sorayım o zaman. Geçti. Şunu sorayım. Mesela 12-30 gibi yıl geçti, bu olay öldürülen eşiniz insan hatırlıyor. 12-30 gibi yani bu olay gerçekleşti. Ne kadar sonra rahmetli oldu Yusuf Bey? Hastanede rahmetli oldu. Ne kadar sürdü? Atıyorum 1 saat 2 saat. Bilinci ne zaman kayboldu tam olarak? Şeyi orada yazıyordur. Size soruyorum. Ne zaman tam olarak Serpil Hanım bilinci kayboldu? Biz arabada götürürken konuşamıyordu eşim. Yani bir yarım saat 40 dakika var mıydı ortalama? Bilmiyorum o kadar hatırlayamıyorum. Bizim 10 dakika 15 hastaneyle dakika. Hastaneyle bizim köyün arası 20 kilometre. Hayır bir dakika. Şimdi vuruldu. Telefon melefon muhabbeti vesaire. Daha sonra araba geldi hastaneye gidecek. Arabaya kadar bilinci yerindeydi değil mi? Hayır. Ne kadar sürdü o durumu? 10 dakika, 15 dakika sonra tamamen bilinç gitti yani. Ne kadar sürdü ortalama? Bilemiyorum, hatırlayamıyorum. Hanımefendi, 10 dakika mı, 15 dakika mı, 20 dakika mı sizce? Mesela Mustafa Bey gelmiş miydi? Bilinci o ara açık mıydı? Mustafa Bey geldiğinde iyi Hayır, miydi? Hayır, onun geldiğinde bilinci açık değildi. Bilinci açık. Ne kadar sonra geldiniz Mustafa Bey? Ne kadar sonra geldi? Ben çağırdığımda damladı hemen oraya. Yani, ne kadar sonra, ne kadar yarısına sonra? Yarısına göre vurulduktan 12 dakika senin sonra bilincini kapanmış oldu. Şunu söylemeye çalışıyorum. Serpil Hanım. En kötü Duymadı. İhtimalde 12 dakika boyunca eşinizin birinci yerindeydi. Bu sürede hiçbir şey söylemedi mi size? Söylemedi. Şu vurdu, bununla husumetim vardı, yok. Şuna haber ver. Yok. Hiçbir şey söylemedim. 12 dakika boyunca size bir bu isim sürede... vermedi mi? 12 dakika sürdü mü? En kötü 12 dakika. Bakın hocamın dediğine göre orası en kötü 20 dakika diyor. Yani, bu arada hocamın kanamadan, en, hiç kanamadan ötürü vefat etmiş. O yaranın, yarım saat. O yaranın o miktarda kanı boşaltması için 10-12 dakika ama genelde 12 dakika kabul. Yani belirli bir şeyimiz vardır bizim şu dakikada şu kadar kan diye. 12 dakika çıkıyor. O iç kanama miktarına göre. Ben de şunu söyleyeyim yani. Yani 12 dakikada telefon geldi. Onu aradı açmadı. Bünyamin'i aradı açmadı. Sen çığlık attın.
bir muhabbet var. Tek başına olduğunuz bir ortamdasınız. Anne. Ve adam da yardım çığlığında. Bu arada bir isim vermek zorunda. Verir yani hayatın olağan akışına uygun olarak bir isim verir. Bu arada evin içerisinde yani silah sesleri duyuluyor. Gelin gidiyor geliyor çığlık da atmıyor yani. Kocası vurulmuş yardım istiyor ama eşi çığlık atıp yardım istemiyor. Anne de oraya çıkıp gelmiyor o anda. Niye? Karanlık ama çıkamıyor kadın. Nasıl çıkamıyor kadın? Oğlu vurulmuş odadan iki adım. Bilmiyor. Oğlunun vurulduğunu bilmiyor ki kadın. Serpil Hanım zaten duymuş. Onu anlamadım. Siz sadece eşiniz bana sesini eşiniz duymuş. Vuruldum Bünyamin'i arayın beni hastaneye götürsün deyip sizden telefonu istiyor. Siz çığlık atmıyorsunuz. Evde bir kişi var annesi yardım istemiyorsunuz. Hem telefonu getirip hem bağırıp yardım istemiyorsunuz. O telefonu getiriyorsunuz. Ay yanlış telefon şarjı yok. Gidiyorsunuz arıyorsunuz cep telefonu. O arada vurulduğunu biliyorsunuz kocanızın ve 5 el silah sesi duydunuz. Yatağınızdan çıktı adam gitti. Az önce işiniz sizin neydi? 5 el silah sesi duydunuz kapıda gelip vurdular onu içeri siz çektiniz. Kapıyı kapattınız. Evet. Yine çığlık atmıyorsunuz ve Mustafa Bey 20 dakika dedi. 20 dakika ile 2 dakika birbirine karıştırılacak şeyler değil. Kesinlikle. 15 ile 20'yi anlarım. Yanılıyor muyum? Lütfen düzeltin. 15 ile 20. Mustafa Bey dışarıda durdum, üşüdüm. Silah sesinden en az 20 dakika sonra çığlık sesini duyup oraya gittim diyor. Siz o arada bilinci açıktı, küfretti. Küfrü duyduktan sonra 20 dakika geçtikten sonra orası o kadar geçmedi. 15 dakika olsun. Tahmin. 12 olsun hocamın dediği. Minimum 12. En minimum yani. 12'yi söyleyelim. Hani bilinci kap. Ama o kadar sürede kimseden yardım istemiyorsunuz. Eşiniz vuruldu. Anne Yusuf vuruldu demiyorsunuz. Karşıda abisi var. Orada abisi var. Orada senin anne baban var. Senin kardeşinin evi var. Yardım istemiyorsunuz neden? İstiyorum ama. 20 bak evin içinde bağırsın da kimse duymaz. Sadece eşim beni aceleyle koşturuyor ki telefonu getir diye. İki sefer odaya gittim geldim. Küfre kadar o duyulmuş da... orada bakın. Ev? Buyurun. Küfre kadar duyulmuş karşı evden Serpil Hanım. İnci Hanım, Serpil Hanım'a bir şey söyleyeceğim. Silah sesini duyup çıkıyor ve küfrü de duyuyor. Demek ki o silah sesini diğer evlerde duyuyor. Eşinizin elinden sandalyeyi alıyorsunuz. Eşinize diyorsunuz ki vurulacaksın diyorsunuz. Vurulacaksınız diyorsunuz. Nereden biliyorsunuz vurulacağını? Ama silah sıkılıyor. Hayır, silah sıkılmadan söylüyorsunuz. Vurulacaksın. Hayır, silah sıkıldıktan sonra ben çıkıyorum, eşimi çekiyorum dışarıdan. Sonra neden bağırmıyorsunuz? Neden o kadar eşiniz gözünüzün önünde vuruluyor, sesiniz kardeşim, çıkmıyor? Her zaman bizim evimiz mi kurşunlanıyor? İnsan telefonu alır, telefona sarılır. Ben telefon etmesini korkmuş bilmiyorum. Korkmuş da olabilir. Mesela korku, o silahlardan korktum, dolayı korkmuş ve korkunun verdiği ruh haliyle hareket etmiş olabilir. Bağırırsınız. Evin içinde bağırsan kim duyacak? Gecenin duyulur, illaki duyulur. Hayır onu dışarıya çıkar. Tamam bağırdım diyorum ben de. Eşim telefonlara beni yönlendiriyor. Ben koşarak onları gidip alıp getiriyorum. Telefonu çok getirip senin kanlı davranmışım. Gittim. Benim kocamı vuracaklar. Ben o köyü kaldırırım ayağı be. Şimdi Serpil Hanım da o şokla belki o anda şey yapamadı ama şurasını anlayamadık Serpil Hanım. Yani telefonu getirdiniz. Bünyamin'i aradı ulaşamadı. O telefonla konuşurken sen bir yandan anneyi çağırabilirsin. O kapıyı açar. Anneniz herhalde dinç değil mi? O ya, telefonla konuşmadı. Bana verdi. 85-90 yaşında adam. Bana verdi telefonu. O eşim aradı bana verdi. Evet. Ben kulağımda tuttum. Çaldı çaldı. Bünyamin'i açmayınca ben kendine mi verdim bilmiyorum telefonu. Pencereyi açtım ki bağırdım. Ama arada diyor kurşun sesinden neredeyse 20 dakika sonra ben o bağırmayı duydum diyor. Yanılıyor olabilir misiniz Mustafa Bey? Yanılıyor. Bilemiyorum vallahi ben. Ben nasıl bilemiyorsun onu... Mustafa Bey? Hemen az önce mi? Çok net şimdi anlattınız. Küfrü duymuşsun. Hocam, az önce küfrü çok duymuşsun. Anladım. Silahı duymuşsun. Çığlığı da duymuşsun. Çığlığı... Aradaki küfürden sonraki mesafe süre 20 dakika mı 3 dakika mı İnci Hanım'ın dediği gibi bunu 3 ise 20 ile karıştıramazsın. Karıştırmıyorum bak ben. Tamam 20 diyorsun o zaman bu 20 dakikada neler yaşandı bunu bilmek zorundayız. 3 metre kadar yerde akı dışarı çıktım dışarıda bekliyorum cız cır bak. Sağ solu dayanıyorum bu kardeşimin evi. Mustafa Bey. Başımda satan Mustafa ya Bey, 50 metre ya. Mustafa Bey. Küfrü hemen duydunuz mu? He? Küfrü hemen mi duydunuz silahtan sonra? Silahla küfürü duydum ben. O evet. Zaman silahla küfür arasında 20 dakika varsa bu 20 dakika bizim için çok önemli. Ha. Ben o arada şimdi Allah bilirse bunu bilemem Hüseyin'imde Allah var. Ben dışarı çıktım bekledim. Sağa sola köy kapkaranlık zindan gibi bir tane itler sözüm ona yürüyor. Başka bir şey yok itten başka o saatte. Kimse yok. Hiçbir şey yok. O saatte öyle bekliyorum. Bir de siz nasıl kardeşinizin sesini tanımazsınız ben onu da anlamadım daha.
Abi kardeşinizin sesi. Bilemiyorum ben bir küfür sesi duydum ama kardeşim mi? Başka bir adam mı? Kim olduğunu ne bilemiyorum. Ne dediğini eşiniz anlayabildiniz mi? Net ne olarak seçtiniz mi? Dedi, ne anladım dedi. Satan başka yok ki ya. Mustafa Bey eşiniz de silah sesini duydu sizinle değil mi? Benim eşim mi? Evet. Bilmiyorum onun duyup niye duymadım. Siz kalktığınızda ben o kalkmadı duymadım. Mı? Ben karyolada yatırdım. Bu yandan, bu yanından öte yana atladım geçtim. Elektriğe çıktıktan bastım. Çıktıktan sonra yok. Eşiniz çıktı ben... mı dışarıya sizin arkanız? He? Sizin arkanızdan eşiniz de çıktı mı dışarıya? Geldi, o da geldi sonradan arkamızda. Sonra onunla birlikte beklediniz yani dışarıda. Yok, dışarıda onunla beklemedim ben. O, ben sonradan o ben hastane şeye, çocuğun yanına varınca, kardeşimin yanına varınca geldi oraya. Nasıl bildi de geldi? Arkam sıra geldi, ben varmayınca, içeriye girmeyince kendi de çıktı. Yani 15 dakika 20 dakika beklediniz, gelmedi. Bilmiyorum gelmedi. Işte. Bir saniye burayı bir anlatın bize. Siz çıktınız kapıda beklediniz 15-20 dakika. Bir ses de duymadınız, silahı duydunuz, küfürü duydunuz, kardeşinizin sesini tanımadınız. Dışarıda üşüdünüz, bu arada eşiniz yanınıza gelmedi hiç, değil mi? Öyle anlat. Öyle. Evet. Oldu, sonra çığlığı duyunca gittiniz karşıya kardeşinizin yanına. Hatladım arka taraftan. Ha, eşiniz çünkü. Ne kadar sonra geldi? Hiç bilmiyorum bu arada nasıl zaman geldi gelmediğini. Serpil ne zaman geldi eşi? Ha? Ben bilmiyorum. Beraber tuttuk. Yani Mustafa Bey'in eşi de mi o anda? Mustafa Bey'le birlikte mi arka geldi? Arka süre geldi. Birlikte bilmiyorum mi geldi? Bilmiyorum ben arka süre. Bunun arka. Vallahi geldiğinde görmedim sonra? Yani ben. Hemen sonra. Hemen sonra o da geldi. Evet, 7 yıl önce işlendi bu cinayet. Aslında 7,5 yıl oldu. 11 Nisan 2012'de Yusuf Güneş kendi evinde öldürüldü. Gece saat 12.30 civarıydı. Eşi ve annesi vardı o saatlerde evde. Evin camına vuruldu. Bir kez daha özetlemek istiyorum. Önce yatak odasının camına, sonra annenin olduğu odanın camına ve ardından Yusuf Bey de kim geldi diye camı perdeyi açıp baktı. Dışarıda kimseyi göremedi. Işıkları yakmaya çalıştı. Elektrikler kesikti. Sonra anlaşıldı ki köydeki elektrikler trafo kapatılarak tamamen kesilmiş o saatte. Bilinçli olarak yani bu yapılmış. Ve ardından kapıyı açmasıyla beraber silah sesleri duyuldu. Ve 5 el ateş edildi Yusuf Güneş'e. Eşi silah seslerini duyunca ardından kalktı. Dış kapı kapanmıştı. Serpil Hanım'a yanlış anlatıyorsam düzeltin lütfen. Kapıyı açtı. Eşini ayakta duruyordu, içeri aldı. Alır almaz telefonunu istedi mi sizden? Hı hı. Evet. Hemen telefon. O sandalye, bu arada sandalye kısmını anlattınız ya demin. Vurulacaksın dedim diye. Orayı tam anlayamadım ben. Bir daha söyler misin? Nasıl? Hani sandalye aldı, vurulacaksın dedim eşime diye. Evet, silah sesini duyduğun elinde. İçin mi? Nasıl oldu orası? Silah sesini duydum. Duydun. Eşim dışarıdaydı. Evet. Ha. Kolundan tuttum, içeri aldım. Hem de sandalye vardı, o da oraya attı. Kapı kapalıydı dedin ama. Açtım kapıyı. Kapıyı açtın. Evet. Yani eşin dışarıya sandalyeyi alarak mı çıktı? Dışarıda, balkonumuzda sandalyeler var. Akşam oturduğumuz evet. Sandalyeler. Serpil Hanım, biz şunu anlamaya çalışıyoruz aslında. Sandalyeyi kaptı, küfrederek adama, yani bir görmüş olması sabit lazım. Sabit dinliyordu orada eşim. Hayır, tamam. Yani... Ama kaldırdı yani adama fırlatmak üzere kaldırdı. Ama yani bir şekilde bir şey görmüş yukarıya. Olması lazım. Size de söyler bilmem kimdi veya bir, şöyle bir adamdı falan. Yok diye. Hiç kimse söylemedi. Hiç kimse söylemedi. Durmuş duruyor muydu? İsim vermedi diyorum size. Ben orayı bile hala anlamadım hocam. Ve evin girişinde sandalye var. Vuruldu ve sandalyeden güç alıp ayakta mı duruyordu? Sandalyeyi alıp birine atmak mı istiyordu? Sandalyeden. Öyle tutmuştu sandalyeye böyle atıcı, atacakmış gibi. Böyle yani. Birinde atacak. Yukarıda değildi böyle. O zaman şöyle elindeydi. Birini gördü ve onu atmaya çalışıyor. Peki siz sarıldınız mı arkasından? Gel veya da hayır, yerde miydi? Hayır böyle kolundan tuttum çektim. Yerde miydi? Ayakta mıydı? Dinliyordu ayaktaydı. Ha, ayaktaydı evet. Yani düşmüş bir şekilde sen onu çekmedin. Yok. Ayaktaydı elinde sandalyeyle adama küfrediyordu. Hı-hı. Sen de hemen onun arkasındaydın. Dolayısıyla sen dışarı çıkmıştın. O dışarıdaydı çünkü yani kapının dışına çıkmıştın sen. Doğru mu? Ben çıkmadım kapının dışına. Kapıdan eşikte içeri miydi? Aldım. Hemen eşikte hı-hı. Miydi o? Kapı içeri doğru mu açılıyor dışarı doğru mu? İçeri doğru açılıyor. İçeri doğru açılıyor. Evet. Geldiğinde kapı kapalıydı dedin dünkü hı-hı. Yayında. O arada takkadan kapındı kapı. Kapatmıştı. Sen silah sesini duyup odadan geldin. Hı-hı. Kapı kapalı. Evet. Kapıyı açtın. Şimdi burada eşini çok orada büyük gördün ve var. Orada vurulacaksın mı dedin ona? Vurulacaksın gelsene içeri dedim. Kolundan tuttum çektim. O arada vurulmuştu eşim. Evet tamam. Vurulmuş. Çektin. Girer girmez hemen telefonunu mu istedi sen? Evet, telefon istedi. Telefon istedi. Bu arada evet elektrik yoktu yani sen sandalyeyi falan gördüğüne göre biraz aydınlık olması lazım.
Nasıl fark ettin mesela yani? Elimdeydi sandalye işte. Ama zifiri karanlık diyor ama ya. Ama zifiri karanlık olup da göz gözü görmeyecek değildi mutlaka peki ki. Peki bir elektrik kesince bir feneriniz yok mu kapı kenarlarında? Var. Diye? Niye onu alıp ama da? Almamışız o panikten. Hayır, burada şöyle de çok büyük bir çelişki var. Kapı kapandı dediniz. Kapandığını duydum hatta dediniz. Hı hı. Eşiniz niye o canavili adama küfrediyor sandalyeyi kapıp bir taraftan da kapıyı kapasın? Kapı otom... Çünkü kapı içeri doğru açılıyor. Demek dışarı doğru kapanıyor. Evet, atlayıp yapışıp çekmesi lazım. Vurulmanın refleksiyle kapanabilir. Bilmiyorum. Nasıl yani? Nasıl kapı otomatik. Şunu dün ben aslında söylemeyi, hani Mehmet oradan yayın yapabiliriz de sordum, tam da buydu hocam. Yani kapı, hani bir yay var da açıldı yani, arkadan otomatik olarak kapanan bir kapı mı? Yok, demir kapı normal. Değil. Çekmesi lazım. Kapanan bir kapı. Böyle gevşek olan. Sen kapı sesini duydum dedin. Kapı sesini silahtan önce mi duydun, sonra mı? Silahın sesiyle birlikte. Kapının kapanmasının sesini diyorsun. Ve takkadan böyle kapı da çekilir. Bir hızlı kapanan bir kapı. Ha niye çeksin ki? Yani, evdekileri mi korumak istedi yani acaba? Sizi mi korumak için? Yani kapıyı niye kapatmasın diye mi düşündü acaba? Veyahut da onun sizin tarafınızdan görülmesini mi istemedi? Olabilir. Ya vurulmanın etkisinin yani de yani var. Ya kapıyı sen kapattın, çekilmiş ya olabilir. Vurulmanın etkisiyle hem sandalyeyi tutup hem kapıyı nasıl çeksin zor yani? Bir adam koşun o anda düşünemez ki, şokta çünkü. Evet. Ama hem sandalye vardı hem de kapı kola elindeydi demiyorum. Hayır, işte o zaman sizi korumak için mi kapıyı çekip sandalyeyi adama vurmaya mı kalktı? O zaman görmüş olması gerekir. Görmüşse de bu kişiyi, sandalyeyle vuracak mesafedeyse de dönüp sana Serpil bana bilmem kim ateş etti der. Demedi işte. Küfredecek mesafe, şey, bilinci açık, telefon istiyor. Sen bu arada da hala anneniz buradaki Mustafa Bey'in tabiriyle 20 dakika sonra gelmiş. 20 dakikayı baz alırsak 20 dakika. Hocamın dediği gibi teknik raporu baz alırsak en az 12 dakika. Siz orada eşinizin başında, vurulmuş eşinizin başında duruyorsunuz çığlık atmadan. Gidip telefonlar alıp geliyorsunuz. Silah sesini duyan anneniz, cama vurulduğunda ayağa kalkan anneniz. O oğlu vurulmasına rağmen kalkıp oraya gelmiyor. Ayağıma dolaşma diye ne zaman söylediniz anneye? Silah sıkılırken. İçeri, sen yat içeriye dedim. Silah sıkılırken yat dedin, o da yattı. Geç içeriye dedim. Bilmiyorum işte ne, yat mı dedim, kalk peki mı dedim, ne bileyim ben. Peki senin kapının kapanışını siz duyduğunuza göre Serpil Hanım, hı, anneniz de duydu. Kapıyı tekrar açıp onu yok, içeri aldınız. Küfrü, küfrü, kulağı, bir saniye. Sar. Küfrü, duymaz annem. Baba oradan duyuyor. Takı duyuyor, nasıl duydu o zaman? Cama çok kuvvetli vurunca o korkuyla kalkmış. Cam vurmasıyla yatıyor. Silah sesini duymaması yani mümkün mü? Silah sesi cam vurulmasından çok daha yüksek çıkar. Çünkü silahı çok uzaktan duymamış, atılmış olamaz. O kısa namlulu silah kovanı değil mi? Boş kovanlar. Tabanca boş yani. Boş kovan, tabanca kovan. Tabii tabanca kovan. Tabanca kovan. Ve bu arada yani küfür sesini karşıda 50 metre uzaktaki abisi Mustafa Bey duyuyor. O da kardeşinin olduğunu anlamıyor ama. Ama aynı evdeki anne. Annenin o 12 kulakları ya da sağır, duymuyor. Sağır. Peki 20 evet, dakika içerisinde hiç kalkıp gelmiyor yani. Evet, o camın şeyini duymuş. Tam camın ağzında yatıyormuş annem. Kalkmış, ne oluyor? Ayağıma dolaş dedin nasıl? Ne oluyor dolaşma diye. Ne nasıl oldu duydun diye gübürtüyü duyuyor tabi anam. Tamam ben sıfır duyuyor mu duymuyor anne? Ne olduğunu bilmiyor. Şu normal o kadar değil de yani. Bir saniye Tahsin Bey, babaanneniz oluyorsun ya. Şey, anneanneniz. Hiç mi duymuyor? Şu anda yok, üzerinden 7 yıl geçmiş. O dönemde yok, anneanneniz konuşmayı, ev içinde konuşmaları duyabilecek kadar duyabiliyor muydu? Muhlise Hanım. Ev içinde. Yok duymuyor. İyice bağırmayınca duymaz. Ayağımdan altından çekil demesini nasıl duydu o zaman Serpil'i? İşaret etmiştir, anlamıştır. Karanlıkta, evet. Zifir, karanlıkta. Mutlaka bilmiyorum. Nasıl işte oldu Serpil Hanım? Ya duyma, işte öyle dedim ben. Sen yerine geç, elime dolaşma diye. Eline niye dolaştı? Geçti, ben oralarda bir şeyler arıyorum. Telefona neye vardım galiba? Oğlu vurulmuş ama yani. Bırak da oralarda dışarıdayken dolaşsın. Dışarıdayken varmış oğlan, bakmış orada bir yatan var. Bu kim demiş yani, tanımamış hiç. Tanımamış. Vurulduğunu. Kim yatıyor burada, bu kim demiş. Dışarıdayken. Evet. O şey salon aldığında. Salona çıktığında görmüş. Gidene kadar görmemiş zaten. Şu evin görüntüsünü bir daha bir görelim de. Şimdi önce şu haritaya bakmanızı istiyorum. Bir kere daha sevgili seyirciler. Geçti hemen Seda. Tamam, ev görelim önce. Kapı bu. Yani çok da büyük bir ev değil. Kapı evet, o. Dış evet, kapı bu. Dış kapının açıldığında normal duruyor. Kapı değişmedi ama herhalde. Serpil Hanım tam o görüntüyü şey dondursak da bir tam yerleri kapıdaki bize bir tarif etse. Tamam. Sandalyeyi tuttuğu yeri özellikle. Dış kapıya geldiğimizde Seda, dışarıdan balkonun bir görüntüsü vardı. Orada durabilirsek, hani sandalye neredeymiş, sandalyeyi nasıl gördünüz diye.
dış kapının gösterdi. Dış kapı. Şurada bir duralım. Siz şimdi Mehmet gibi çıktınız. Giriş bu yandan olduğuna göre... Sandalyeler ne tarafta duruyor evinizde? Senin olduğun yerde. Burada duruyor. Tam bu ciyetlerde üçü de sandalyeler. Üst üste duruyor. Kapının açılma yönü bu taraf. Kapının açılma yönü sağ taraf. Sandalyeler nerede olduğunu bilmiyorum ama. Balkonumuzda oturuyordu. Ben gördüm. Evinin önündeki sandalyeler nerede? Akşamdan oturmuş kalkmışız bilmiyorum işte. Dağınık da olabilir, üst üste de olabilir. Abi görmüş, öyle söylüyor. Ben gördüm. Tamam. Oradalar. Sen çıktığında ne gördün Serpil Hanım? Ben böyle Mehmet Bey gibi kapının dışına bile çıkmadım. Eşim orada hemen orada dinleniyordu, ayaktaydı. Ayakta duruyordu. Sandalye de elindeydi. Sandalye de böyle elindeydi. Elindeydi. Sen ona dedin ki? Kolumdan tuttum, çektim içeri, vurulacaksın diye. Sandalyeyi attı o zaman. He. Sen zaten geldiğinde o zaman sandalye yerdeydi bu durumda Mustafa. Zaten diğer 5 metre çocuktan ötedeydi kendi de ben geldiğimde içeride. 5 metre içeride. Yok yani 5 metre değil de 2 metre diyeyim işte içeride iç taraftaydı kardeşim. Burasına kapı kapalıydı geldi. O zaman. Kapalıydı. Sen. Kim açtı kapıyı size? Kapıyı. Ben varınca açtı. Kim açtı kapıyı size? Bu açtı. Bu açtı kapıyı. Başka kimse yok ki evde açan. Eşi de hemen arkasından geldi. Ya orada bu çöküğü kapıyor, ağır üstü kapanık duruyor. Hiç. Bilinci kapalı mıydı? Kapalı biri herhalde tahminime neden. Seslendi mi? Kardeş ne oldu ne oldu diyorum. Diyor başka bir şey demiyor. Hiç dedirtemedim yani bir şey. Hastaneye ben arka koltuğumdan tuttum. Buna da ayaklarından tuttum. Tahsının anahtarını nerede dedi. Polisler çıktım. Bizim oradaki aldığımız bilgiye göre nefes alamıyorum. Beni kurtarın demiş. Hastanede. Hastanenin içine girdiğinde polisler öyle 15, demiş. 10 dakika, 15 dakika sürmüyor hocam. Şimdi şeyde, hastane 15 dakika sürmüyor. Can çekişme safhasında agoni denilen son anlarda bir bilinç açılır. O son anlarıdır işte. İşte öyle söylemiş. Bilinç nefes açılır anında kapanır. Nefes alamıyorum beni kurtarın demiş kendisi. Siz kendi aracınızla mı götürdünüz? Kendinin kullandığı aracına götürdüm ben. Yusuf kendinin. Bey'in kendi arabasıyla götürdüm. Anahtar da üzerinde miydi? Anahtarın üzerindeymiş. Nerede duruyordu araba? Kapının önünde şu tarafta hemen asmalar var. Şimdi görünür şimdi. Evet, asmaların altında orada hep durur. Orada mı durur o araba? Orada durur devamlı araba. Devamlı orada durur. Bak şuradan bu çıkış merdiveni. Çıkış merdiveni. Buraya indirdiniz ikiniz birlikte. Araba şurada hemen şurada bir yerde yerdi. Buradan inerken kimse yardım etti mi size? İkinizden başka kim vardı? Yok. Kimse yok. Benim hanım gelmiş. Ben bilmiyorum o saatte kimin geldiğini, niyetini. Peki. Arkada oturdular. Arabanın içerisinde hiç konuşma oldu mu? Serpil Hanım seslendi mi eşine? Giderken de soruyorum. Bunun dizine yatırdım. Dizine yatırdım ben. Arka arabanın koltuğuna yatırdım. Direksiyonda benim. Giderken bu aman hacede diyor. Arabayı görse, başka bir arabaya görse bizim umudan çıkıp bize sıkıcı zannediyor bu. Ya sen deli misin? Dur dedim ya. Ben çok acele geliyorum biliyor musun? Nasıl? Başka arabalarda size ateş edecek diye mi korktu Serpil? Korkuyor. Bir korku var. Paniği durma, var bunda. Durma bekle ya. Şimdi durmadan, bu görüntü çok önemli diye. Yalnız. Burada kaç? 6 basamak ve 5-6 basamak var. Yani yerden bulunduğu kişinin şeyi yerden, zeminden herhalde bir 2 metreye yakın var. Yüksek. Değil mi? Çok yani 30 metre hocam basamak arası. Alt tarafa 180 santim civarı olsun. Bu merdivanın köşesine din gitsin. Aynı dediğin derece daha olur. Yukarıda olsa o adamı tanırdı. Bu adam buradan onu tanımaz. İşte onu diyorum. Peki, yani o ama burada ateş edilir mi hocam? Ateş edeni. Ateş edeni. Yani ateş edeni aşağıya doğru atmış. Tanırdı üstten o adam. Atması lazım. Nasıl üstten? Kardeşim bunu tanırdı. Yukarıda olsa. İşte ben de onu diyorum. Tanıdı. Üst balkondan mı hocam? Tanıdı. Üst evin taraftan girişinde. Bu merdivenlerin altından oraya isabet etmez kurşunlar. Mümkün değil engin, gösterdiğiniz yerde. Hocam şöyle dinledin mi? Silahı kapının adam balkonu engin. Genel bir hali var ya onu gösterebilir miyim? Çok tespit ettiler. Yani 120 santim falan yani. 120 santim gelir gelmez. Mermin yani engin öyle yüce görünümüne bakmıyor. Boş kovanın 3 tanesi sağ tarafa düşmüş, 2 tanesi sol tarafa nerede düşmüş. Nerede buldular bir boş kovanları? Bir balkonun böyle asmalarla bir yukarıda. Görüntüsü vardı. Bu görüntüyü bir tekrar tutursak. Aşağı düşmeyek yukarıda. Kovanları. Tamam oradan ateş etmiş işte. Ama kolunu uzatabiliyor hocam. Uzatma o ihtimali nişan. Da var. Ama nasıl nişan alacak yani bakmadan kolunu uzatıp mı atacak? Zaten nişan alsa onun beşi de onun sırtına i̇şte geçer. İşte onu anlat. Onun yüzden dedim ben şeye yani, hep aşağıya gelmiş. Kovanlar. Yani gitmiş şey. Bir tane yok, görmüş katilini burada, görmüş yani bu ben, olay yerinde görmemesi olay, mümkün değil. Olay yerine şeyine ben gitmedim. Fotokopisine ben gitmedim. Benim tabi gitmedim. Devam yani edelim burada. Aha bak şu. Devam yatam edelim o görüntüler. Bu camdan baktı ha, işte motor var dedi diyor. Aslında asmalar burası değil mi? Duralım orada. Arabanın olduğu yer orada değil mi bu durumda? Şu Romondin geldiği yer mesela olabilirdi.
Romund'un geldiği yerde araba mesela bu. Mesela şuradan gidelim. Bu cama vuruldu. Buradan açtı baktı değil mi? Ha, evet evet. Burası sizin yatak odası. Yok, burası bizim yatak kayınvalidemin yattığı yer. Evet. Tamam. Ha, bir arkadaki şu gerideki camdan baktı. Şurası köşesi görünüyor mu? Burası asma dediğin yer değil mi? Hı hı. Tamam, bu arabada bunun altında mıydı? Evet. Yani bu camdan baktıysa motor var orada dediği şey arabanızın olduğu yer aslında. Gördüğün araba azıcık aşağıya düşüyor incan. Araba aşağıya düşüyor, az aşağıya. Peki o arabanın yanında kendi kullandığınız motorunuz var mıydı? Bahçe motorumuz vardı. Bahçe motorumuz. Evet. Tamam işte ama en başta hocam da sordu ya, kendi bahçe motorunu gördüğünde bahçe motoru var camı açan adam niye dedi? Sadece motor var dedi. Başka bir motor daha mı gördü orada? Yok. Bilmiyorum işte onu. Camı açıldı, hiç ışık geldi mi içeriye? Bir araç ışığı, yok. Motor ışığı, dışarıda bir ışık gördün yok. Mü sen? Dışarısını simsiyah mı gördün? Ama o camdan dışarıda bir motor gördün. Böyle perde yaraladı, camı peki. Açmadı. Perde. İşte araba sesi perde olsa yaraladı. Dayımın da duyması lazım. Araba sesi satan araba sesi ben olsa dışarı dayımın çıkınca da duyması lazım. Çünkü dayımın evin önünden geçmesi lazım. Başka da geçme şansı yok araba. Allah bilirse 5 dakika 10 dakika dışarıda ne dingeldiğimi bilmiyorum. Ne zaman uyumuştunuz ben? Mustafa Bey? Kaçta yatmıştınız siz? Ben yeri yattım. Erken yattınız. Ben erken peki, yattım. Peki erken yattığınızda işte kardeşinizin ben çalışıyordum, bir kardeşim. Araba gelip gittiğinde sesini duyar mıydınız? Yani uykunuz hafif midir? Hayır hayır ben onları duymadım. Arabaya neden ki muhtarın yanına her gün gelip giden sürüyen adam gelir giderler. Kimi yazdırır, kimi tarla yazdırır. Yok, kimisi... Arabanın sesini kalkmayız ama duyarız bazen. Ha, ya duyuyoruz komşun, biz işte araba sesini. Araba... Böyle bir şey biz gelene dünyanın gidene bir arabayı getirmiş edemeyim. Ya mesela motor sesini ben duydunuz akşam mu öncesinde? Mesela ben işçileri götürüyorum kendinin arabasıyla. Aha. İşçisini taşıyorum kardeşimin. Akşam arabasında ben akşam işçileri koydum evime geldim. Penceremden böyle oturdum penceremden seyrediyorum. Kendinin de malı vardı içeride. Malları var kendinin. Baytar gelmiş. Ekin özünden bizim ekin özünden. Baytar'la orada şakalaşıyorlardı. Birbirine güleşiyorlardı. Akşam ezanı okunu akacak zaman açı. Daha ondan şakalaşıyorlardı. İlçe başkanı hala o da şimdi ekin özünden o çocuklar. Olay gününü mü anlatıyorsun şu an? Aynı evet, günü. Aynı akşamı. Evet. Akşamı. Aha. Akşamı. Ben oradan seyrettim. Neyse ben imamı yedim. Namaz da kılmadım herhalde o saatte. Ben yorgunum. Yattım. Ben yattım. Baytar koymuş. Gitmiş o Baytar. Gitmiş. Yattıktan sonra silah sesi gelene kadar hiçbir şey duymadın mı yani? Duymadım ben. Tamam. Hiç. Şimdi buranın ilerisinde araç orada alıp götürdünüz onu. Biraz avukutabilir miyiz şu görüntüyü? Seda aslında bu evden çıktığı anda şey hatırlıyorum ben. Şöyle balkonun göründüğü bir görüntü hatırlıyorum Mehmet'in evet, çekimlerinde. Evet, görüntü. O zaman hocam çok daha net nerede? İşte burası arabanın olduğu yer. Şey zaten orada araba var. Peki bir motor gördüm dedi. Ondan sonra görüntü. Motor sesi duydun mu sen planı? Arkadaş ha, buraya görebilir o pencereden. Başka yeri göremez. Buraları bu semti görür. Ha, şu dingelen tamam neyse. Asma da orada zaten şey yok ama. Hani asma yapraklar da, olmadı. Asma yukarıda zaten. Daha geriye mi gelsek acaba arkadaşlar? Bir o görüntüye bakın siz. Başlangıcında Mehmet'in eve girerkenki görüntüleri var. Serpil şimdi bu kadar çıkarken, yakın evler, bu silah sesini herkes duymuş aslında herkes yani. Duymuştur. Buradan daha öncesinden bahsediyor. Çıkar kenara deyince. Bu arada Serpil Hanım herhangi bir motor sesi de duymadım. Olaydan sonra herhangi motor sesi duymadığını söyledi. Doğru mu? Duymamış. Ayak sesi, bağıran biri yok, kaçan biri yok. Hiçbir şey duymadığınızı söylüyorsunuz. Buraya biraz daha devam ederse. Evet. Görüntü. Onu bulunca arkadaşlarım getirecekler. Biz bu arada bir bağlanalım Kahramanmaraş'a. O akşam işte olay olduğu gün Yusuf Bey arıyor yeğenini diyor ki gel işte kuzenin Hasan burada çalıştı onu evine bırak diyor. Bünyamin Bey geliyor Hasan Bey'i o evden alıyor sonra götürüyor ve Bünyamin Bey ismi niye önemli? Şimdi ona bağlanacağız canlı bağlantıda çünkü Serpil Hanım diyor ki vurulduğu anda telefonunu istediğinde ilk aradığı kişi Bünyamin. Evet. Yeğeni Bünyamin. Aslında karşıda abisi var, kayınbiraderi, kapı komşusu, çok daha yakın insanlar var. O telefonla yardım istiyor. Şimdi yalnız Bünyamin yardım istediğinden emin miyiz? O biraz daha genç, şimdi daha deneyimli bir adamdır. Bu yeğenimin evi de orada, babasının evi de orada var yani. Orada Serpil Hanım iyi düşünün. Bünyamin mi yaptı dedi, Bünyamin beni götürsün mü dedi. Yok, Bünyamin beni hastaneye düşürsün dedi. Eminsiniz değil mi? Eminim. Yanlış işitmediniz yok. Orada. Yok, niye şey abisini aramadı? Bunu da merak ettim. Abinin evi 50 metre ötede. Bünyamin'in köy fotoğrafını gösterelim. Bünyamin'in yani evinden... Abisinden, yani ben abisinden şimdi çok samimiydi onlar. Geliyorum ya işçi. Yani kendi öz evladıyla hiç farkı yoktu yani. Evlatı gibiydi onun zaten. Bizim tamam. İşin farkı etti. Bünyamin Bey canlı yayında Mehmet Şahin'in konuğu şu anda. Bünyamin Bey merhabalar.
Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun İnci Hanım. Sağ olun İnci Hanım. Teşekkürler. Şimdi amcanızın katil ya da katillerini bulmak istiyoruz. Onun için sizin anlatacaklarınız son derece önemli. O gün aslında onu en son gören kişilerden evet. biri de sizsiniz. Evet. Ne gibi şimdi İnci Hanım olayı şimdi o gün akşam araba bendeydi. Doğrudur. Evet. Yani o saat 11.30 civarına kadar 11.40 o civarlara kadar araba bendeydi. Ondan sonrasından haberim yok benim. Aslında daha yani öncesinden başlayabiliriz. Olayın olduğu saate kadar ta ki. Daha öncesinden başlayabiliriz. Anlamadım, tekrar eder misiniz? Sizi saat kaçta aradı amcanız? Gece mi beni akşam ilk yeğenimi götürmek için mi? İlk yeğeninizi götürmek için aradığından. Gündüz saat akşam ezanı civarıydı. İşten geldim. Evet. Elimi yüzümü üzerimi yıkadım. Üzerimi değiştim. Yemeğin başına oturdum. Amcam aradı. Evet. Rahmetlik. Dedi oğlum böyle böyle işin var mı? Dedi yok amca dedim. O zaman yeğenin Hasan var. Buradaydı. Gel dedi. Ona dedi ablangıyla götür dedi. Eve bırak da gel dedi. Evet. Tamam emmi dedim. Yemeğimi yiyip geliyorum dedim. Yemeği yedikten sonra kalktım vardım ahırdalardı. Evet. Rahmetlikle yengem Hasan yeğen ahırı biri yem veriyordu. Biri hayvanların altını çekiyordu. Altını çekiyorlardı. Ondan sonra yengemden şey istedi. Bana arabanın anahtarının dedi kontakta mı değil mi dedi. Ona bir bak oğlum dedi. Baktım geldim arabanın anahtarı yok amca dedim. Yani emmi dedim. Yengeme dedi pantolonun cebinden dedi. Arabanın anahtarını al da gel dedi. Ya pantolonun cebinde ya da ceketin cebindedir dedi. Yengem gitti. Arabanın anahtarını aldı. Amcamın biraz morali bozuk gibi yani gerçi sürekli ciddi duran bir kişiydi de morali bozuk gibi geldi bana yani bilmiyorum. Belki de sürekli daimi durduğu şekilde olabilir yani onu bilmiyorum. Ona sonra döneceğim hani niye morali bozuk evet. O bir telefon tartışmasından bahsediyorsunuz ama siz Hasan'ı o evden alıp evet. çıktınız. Evet. Ondan sonra orayı bir daha anlatın lütfen. Evet. Evet. Hasan'la birlikte arabaya bindim. Arabadan çıktım. Köyün çıkışında Ertuğrul arkadaşın evinden Ertuğrul'u aldık. Evet. Ha bu az ileriye gittik. Unutmuştum Ertuğrul'u almayı. Geri tekrar döndüm. 500 metre kadar ileriye gittim. Geri tekrar döndüm geldim Ertuğrul'un evine. Niye böyle yaptınız? Oradan aldım. Ertuğrul da bindi arabaya. Beraber. Ertuğrul'u ne zaman Ertuğrul'u almaya karar vermiştiniz yani? Tesadüfen mi aldınız Ertuğrul'u orada? Ertuğrul bana işten gelirken söylemişti zaten. Orta bacanak dedi kuş almaya gideceğiz Muhammed'le eğer gidersek dedi o tarafa dedi kuş alıp gelelim diye. Sizin ben kendi de vallahi gitmeye düşünmüyorum orta ama şimdi al dedim kendisine hatta. Kendi hayır aracımız yok gitme bir araç Muhammed anlamadım. Sizin kendi aracınız var mıydı da Ertuğrul sizden geldi? Benim aracım yok. Hayır benim aracım yoktu. Hacı Mustafa amcamın oradaki Mustafa amcamın şeyi arabası Ertuğrul'daydı. Onunla gidebilirdiniz. Onunla gidebilirken niye sizden yardım istesin? Ya şimdi Pörne yeni yerleşim, eski Pörnek diyeyim ben size. Pörne köyü bilmediği için Muhammed'i, tamam Muhammed'in evini tam bilmediği için bana şey yapmıştı. Beraber gidelim diye. Ertuğrul o köylü değil mi? Yok Adana. Onun için söylemişti. Ertuğrul elektrikçi hayır, bu arada. Başka köyde. Ne zamandır o köyde yaşıyor Ertuğrul? Baracım. Köprü şantiyesi geldi geleli bizim köye geldi. Bizim köydeydi. Elektrikçi kendisi. Kendisi elektrikçi. Döndünüz 500 metre geri evet. geldiniz onu aldınız ve kuş almaya Muhammed'e gittiniz. Evet. Evet. Hayır. Hasan yeğenimi bırakmaya gittik. O kuş almaya gitti. Hasan'ı bırakmaya gittik. O da yanımda kuş almaya gitti benim yanımda. Ablamgile. Vardık ablamgile oturduk. Aradan 15-20 dakika filan öyle bir şey geçti geçmedi evet. bilmiyorum tam aklımda kalmadı. Muhammed'i telefonla çağırdık. Evini bilmediğim için Muhammed geldi. Ertuğrul'la beraber gittiler. Kuş alıp geldiler. Bir karton kutunun içine kuşu güvercini bırakmışlar. Aldılar geldiler. Bir 5-10 dakika filan o civarlarda sürmüştür büyük ihtimal. Öyle düşünüyorum yani. 5-10 dakika ancak sürdüyse. Saat 10-10.30 civarına kadar tahminim şöyle arkadaş sürekli geç kaldın. Geç kaldık. Hanımı mezarlığın yan tarafında evini fotoğrafta da gösterdiği gibi mezarlığın altında olduğu için hanımı tek başına korkuyordu evde. Hadi gidek bacanak hadi gidek hanım korkar diye ya sürekli burası, kalk gidek diye şey yapıyordu yani. Saat 10.30 civarında kalktığımızda. Bünyamin Bey anlatacağınız çok önemli şeyler varsa evet. hocalarım da soruları var ama çok önemli bir telefonum var.
onu almam tabii, lazım buyurun. Yayına. O yüzden şöyle bir konuya bir virgül koymak istiyorum. Biliyorsunuz programımıza Gaziantep'ten gelen Nermin Hanım var. Abisini aramak için başvurdu bize. Almanya'daki hiç tanımadığı 54 yaşındaki abisi için gelmişti. Ve biz o abinin yaşadığı eve kadar ulaşmışız. Evet, eve kadar ulaşmışız. O kadarını söyleyeyim, hemen telefonda bakalım kim var. Elif Hanım, merhabalar. Merhaba İnce Hanım, iyi yayınlar. Teşekkürler, hoş geldiniz programımıza. Buyurun. Hoş bulduk. İnce Hanım, şimdi şöyle, ben bugün sabah sizin yayınınızı izliyordum. Evet. Ben Painting'e çok yakın oturuyorum. Evet. Balheim Schongau'da oturuyorum daha doğrusu ve Painting bana hemen hemen 20 kilometre uzakta. Evet. Dedim bugün de izinliyim. Evet. Bir hayır dua edeyim dedim. Bir hayır dua almak için. Evet. Dedim adrese bir gideyim. Evet. Arkadaşlar bana adres vermişti. Evet. Adrese gittim. Zile bastım ve zilde Maya ismini yazıyor. Evet. 5 dakika bekledim. Bir bayan geldi. Evet. İsmini söyleyeyim mi bayanın? Söyleyeyim. Barbara Hanım geldi. Barbara Hanım, evet. Ben işte dedim böyle böyle bir televizyon programında gördüm, geldim. Adresi şey yaptım. Kızı Christian olabilir diye arıyorum dedim. Maria Hanım'ı arıyorum dedim. Ve hanım bana Christian Bey benim eşim dedi. Aa, harika. Gözüne aldın ya. Evet. Şimdi arkadaşlarımızın bana verdiği adresi evet, halen istikamet ediyor. Evet. Annesinin eviymiş. Annesi rahmetli olmuş. Allah rahmet etsin. Evet. Amin. Yani Christian Bey şu anda evde değilmiş. Akşam üzeri gelecekmiş. Kadın bana telefon numarasını verdi ve onayladı. Gerçekten Christian Bey, aradığınız Christian Bey o. O zaman Nermin'e siz gözünüz aydın deyin. Bizim Almanya'daki gönüllü muhabirimiz Elif Hanım. Nermin Hanım'a siz gözünüz aydın deyin o zaman. Hadi. Evet, çok gözünüz aydın. İnanın, çok teşekkür ederim. Daha çok ben sevindim adrese gidip de bulduğumda. Ay, çok teşekkür ederim, sağ olun. Rica ederim, ne demek. Elif Hanım, o zaman yarın sabah yine size o evin yolları görünüyor. Hayır ha? Hayır, ben bu akşam bu bile akşam gideceğim. Ben çünkü sadece 20 kilometre oturduğum için akşam saat 6 gibi ben gene aynı adrese gitmeyi düşünüyorum. Ve Christian Bey'i bulmadan yani dönmeyeceğim. Ya, olan bir şey ya. Elif Hanım. Efendim. Buradan oraya nasıl olur bilmiyorum ama sizi çok çok öpüyorum. Ben de o çok öpüyorum. O güzel yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Hiçbir zaman kimsenin için çok uzun hasretler duymuyorsunuz inşallah. Ayrı kalmıyorsunuz sevdiklerinizden diyorum size de. Amin. Hiç kimse kalmasın işte. Ben de çok üzüldüm. Yani ne mutlu bana ki, eğer yardım edebilirsen bir hayır duası alırım havadan. O bana yeter yani. Sesiniz yalnız çok kısıtlı geliyor da. Nermin Hanım şu anda, Nermin Hanım şu anda ağlıyor. Evet, yani evet. Bunlar ama bu sefer mutluluk gözyaşları. Siz bu akşam oraya gittiğinizde inşallah o güzel haberi arkadaşlarıma ulaştıracaksınız. Yarın da... Evet, ben sizin arkadaşlarım WhatsApp'tan zaten irtibat üzerine kalıyorum. Sürekli hı-hı, yani yazışmaya gayret ediyorum. Dediğim gibi akşama da gideceğim mutlaka Christian Bey'i bulup da, hatta kolundan tutup sizi programla arayacağım yani. Alın getirin siz onu. Alın getirin. Buyurun alın getirin. Çok uzun sürdü bu ayrılık. Keşke. Elif Hanım, çok teşekkür ediyorum size ve rica sizin ederim, gibi ne demek, destek olmak için elinden gelen ne varsa yapan, mesajlarıyla destek veren bütün sevgili seyircilerimize, sizin nezdinizde buradan bir kez daha Almanya'daki bütün vatandaşlarımıza sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Yarın tekrar konuşacağız sizinle. Çok anlaşılan o. Ederim. Çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum size buradan. İyi akşamlar. Ay, bulduk. Gözün aydın Nermin'ciğim. Sağ olun. Ha, gel gel, kucaklaşalım. Gel gel gel. Ay, çok sağ ol. Biz böyle kucaklaşırken şimdi inşallah buraya da getireceğiz abi. İnşallah gelsin. Hatta o sebepsiz yere küstüğün kardeşler de gelsin. Gelsinler. Heh, çağır onları da, onlar da gelsin. Hep. Hepsini istiyorum burada. Altısı da, altımız birlikte olalım burada. Böyle sizin güzel bir aile, evet, fotoğrafınız çekin. Evet. Tamam. Sevgili seyirciler, 24 yaşındaki iki çocuk annesi Sevda Uslu, bu Türk eşinle birlikte, Türk eşine olan soyadı, İran'daki soyadı Hera Tangız'ı arıyoruz. 19 Kasım'dan bu yana kayıp kendisi. 8 gündür hiçbir haber yok. Aslında kaybolduktan bir gün sonra eşine sesli mesaj atmış.
ben çok utanıyorum, işte özür dilerim, boşanmak istiyorum senden, iyi bir eş olmadım, beni boşa diye. Ama kız kardeşi Neda Hanım diyor ki geride biri 2,5 yaşında, biri 7 yaşında, iki çocuğunu bırakıp gitmez benim kardeşim. Başına kötü bir şey gelmesinden korkuyor. Sevda'nın bilemiyorum bir sıkıntısı var ama biz ona yardıma hazırız. Gören bilenlerden de destek istiyoruz. Yarın kaldığımız yerden devam etmek dileğiyle, sevgiyle kalın, iyi akşamlar.